dır. E, izleyicilerimizin de gönüllerimizin de gittiğimiz her yerde toplantılarda hep, e, artık bu adımı da atın dediği bir olay. Sonuçta biz bir dava e, alanı da mücadele yürütüyoruz ve o davayı doğru yürütebilmek için araçlarımızı çeşitlendirmek e, ve daha güçlü olmak zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk'ü göğsüne geri geri diyebilenlerin, yanılmadım, biz zaten bunu biliyorduk diyebilenlerin olduğu mecraların yaratılması. Türkiye dünyada radyo dinleme e, süreleri bakımından İlk üçte. Bir radyomuz neden yok? Eylemlerle Türkiye'de hangi sonuçları aldığımızı bütün milletimiz biliyor. Buralardan yaptığımız çağrılarla silivrizmden de yıktığımızı biliyor. Radyo çok etkili bir mecah. İşçileri mücadelesini desteklediğimizi biliyor. Ve oralardan hep sonuçlar elde ettik. Ama e, belki bir radyomuz daha olsaydı belki daha hızlı sonuç alacaktık. 18. yılında nihayet e, bu kararı aldık ve şimdi kolları sıvıyoruz. Bu devrimcilerin... Atatürkçülerin, vatanseverlerin, emekçilerin Türkiye'nin sesi. Yani D, A, V, E, T o da baş harfleri oluyor. Bu bir davet. Şimdi bize şunu diyebilir insanlar izleyenler. Ya siz Türk Sat için evet çıkıyoruz para istiyoruz. Diyoruz ki katkı sunun diyoruz. Biz bu derdi atlatalım. E burada bir sıkıntımız oluyor. Kime gidiyoruz? Derdimiz var, sıkıntımız var diye gönüllerimize, istedarlarımıza gidiyoruz. Onların yapacağı aynı ve nakdi bağışlara bağlı. Şimdi bir imece yapacağız. Sihirli telefonları acilen arayacağız. 212, 245, 81, 81. Gelin Ulusal Radyo'yu hep birlikte kuralım. Gelin hep birlikte gerçeğin sesini, milletin sesini, emekçinin sesini, Türkiye'nin sesini, Atatürkçülerin, vatanseverlerin sesini cümle aleme duyuralım. Aşağıda telefonlarımız geçiyor. Bu telefonları arayıp hemen iletişime geçebilirler. Ve o Levent Kırca'nın adını koyduğu Görev Vakfı Görev Milleti'de. E, bünyesinde de Ulusal Radyo'yu hayata geçirmiş olacağız. Bu IMC'ye siz de katılın. Telefon 0212 245 81 81. Günaydın değerli izleyiciler. Bugün 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü gündemiyle sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor. Hafta ortasındayız. Gündemin sıcak başlığı elbette seçim sürecine ilişkin liderleri takip ettiğimiz bir tablo söz konusu. Buradan sorularımız oluyor, Türkiye'nin sorunlarına çözüm bekliyor Türkiye Cumhurbaşkanı adaylarından ve bizler de bunları yayınlarımızda hem soruyoruz yanıtları gelirse de bunları yayınlamayı sürdürdüğümüz bir kuşak var. Peki gerçek sahada alanda hangi problem, hangi sorun en çok milletimizi yakından ilgilendiriyor? Ekonomiye ilişkin endişelerin çok daha fazla arttığı bir süreç. Seçimler öncesinde baskılamaya çalışıyor AKP iktidarı ancak şu an için çok net ya da verimli sonuç aldığını söylemek mümkün değil. Buna ilişkin de değerlendirmeler devam ediyor. Emek kesimini yakından ilgilendiren konu başlıklarımızda yine Günaydın Türkiye'nin ana gündem başlıklarını oluşturacak ayrıntılara bakacağız. Peki sizler için bugün neyi takip edeceğiz? Dilerseniz bunun ayrıntılarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı adaylarını takip ediyoruz demiştik. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Kapalı Çarşı esnafını ziyaret edecek bugün. Kapalı Çarşı Türkiye'nin ekonomisinin son derece önemli merkezlerinden bir tanesi. Hem finansal merkezleri itibariyle hem de üretim ayağının sonuç kısmını görebileceğimiz en önemli alanlardan bir tanesi muhtemelen ekonomiye ilişkin verileri e, orada değerlendirecek Sayın Perinçek ve aynı zamanda esnaf ve sanatkara, zanatkara yönelik olarak da e, seçim vaatlerini burada gerçekleşecek sohbetlerde dile getirecek. Biz de bunları yakından takip edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edecek. Sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle burada bir araya gelecek. E, özellikle Gaziantep ve bu bölgedeki e, sivil toplum kuruluşlarını ziyareti sırasında çok tartışılan, e, birazdan ilerleyen dakikalarda ayrıntılandıracağız. Bölgesel denklemdeki e, projeleri ve bildirgelerine ilişkinde satır arası ayrıntıları biraz daha anlaşılmaya çalışılacak. Çünkü katıldığı televizyon kanallarında tepki çekti. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı tarafından da özellikle e, bölünmeye giden bir sürecin bildirgesi şeklinde tanımlayabileceğimiz, e, açıklamaları dikkat çekiyor bu noktada e, ve buradaki Gaziantep ve bu bölgedeki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yapacağı ziyarette ekonomi ilişkin izlenimlerini ve mesajlarını da paylaşmasını bekliyoruz e, bugün içinde. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce günde iki meydan yerinde ise gezerek iki ayrı e, ilde iki meydan gezerek seçim mitinglerini sürdürüyor. Bey Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde konuşacak Muharrem İnce ve burada vereceği mesajları da yakından takip edeceğiz. Aynı şekilde yine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de yurt çapında gerçekleştirdiği seçim maratonu takip edilirken Cumhurbaşkanı adaylarının gün içinde gerçekleşecek programlarına bu vesileyle gözlerimizi çevirmiş olacağız. Türkiye Statistik Kurumu Mayıs ayı ekonomik güven endeksini yayımlayacak. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında son derece zıt bir tabloda karşımıza çıkabilir. Şu açıdan bir zıtlık söz konusu. Geçtiğimiz aylarda nispeten ekonomik dengeleri ilişkin veriler belliydi. 3 aşağı 5 yukarı krize ilişkin sinyalleri veriyordu ama hani henüz bu psikolojik baskının üzerinde tam olarak algılanmamıştı ilk ve net algılandığı ay olması itibariyle mayıs ayının ekonomik güven endeksi rakamları oldukça dikkat çekici ve çarpıcı bir not olarak takip edeceğimiz ana ekonomik veri gibi gözüküyor gün içinde. Fethullahçı terör örgütü davaları yurt çapında de devam ediyor. Ağır ceza mahkemelerinde süren mahkemelerde yeni gözaltı sürecine ilişkin operasyonlar da yine merceğimiz altında olacak. Gün içinde ulusal kanal olarak. Spora baktığımızda ise milli futbol takımımız Tunus'ta. İsviçre'nin Cenevre kentinde 1 Haziran Cuma günü oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim e, tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Millilerimiz idmanın ardından maç için Cenevre'ye gidecek. milli Erkek Voleybol takımımızda Çev altın e, Avrupa liginde Mustafa Dağstanlı spor salonunda Slovenya'da karşı karşıya geliyor. Milli takımımıza başarılar diyoruz. Ve amirli kadın voleybol takımımızsa FİB Uluslararası Liginde Sırbistan'ın e, Krayova şehrinin ev sahipliği yapacağı 3. hafta 2. maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Bölgesel açıdan da e, hem askeri hem siyasi hem ekonomik stratejilerin son derece ileri inme kazandığı bir dönemde özellikle bölge takımları işte amirli takımımız İran'la karşılaşıyor. İşte Tunus maçının hazırlıkları o da peşinden yine özel karşılaştığımız Karşılaşmada ile bir arada olacak futbol takımımız, kadın voleybol takımımızın da doğal olarak uluslararası ligde ile yapacağı karşılaşmada da dostluk gösterisinin tribünlerde yansıması bekleniyor. Bu da özellikle takip edeceğimiz notlar arasında olacak. Evet gündemde bunlar var. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı adaylarının ağırlığında bir gündem tanımlandı süreci e, özellikle bizi bekliyor. E, bir kez daha ifade edelim. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doktor Doğu Perinçek kapalı çarşı esnafını ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep ziyareti ve yine CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de e, iki ayrı miting noktası bugünkü takip noktamız arasında bir kez daha hatırlatalım. Peki tarihte bugün neler oldu ve bizler sizler için bunlardan hangisini seçmişiz? 30 Mayıs 1876'ya gidiyoruz ilk olarak. Sultan Abdülaziz tahttan indiriliyor ve yerine 5. Murat getiriliyor. Tarih tarihteki notlar arasında. 2011 30 Mayıs'ında ise Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral Bilgin Balanlı Ergenekon tertibi kapsamında tutuklanıyor. İlk kez bir görevli Orgeneral'in tutuklanmasına şahit oluyordu Türkiye Fethullahçı terör örgütünün ve Gladio'nun emir komutasında bulunan hakim ve savcılarıyla. E, Harp Akademileri Komutanı e, Orgeneral Bilgin Balanlı kendisiyle çalışan e, bütün e, generaller, komutanlar e, Türk Havacılığının son derece önemli isimlerinden biri olduğunu ve gerçekten istikbal göklerdedir sözünü yerine getirmesiyle bilinen son derece önemli isimlerden biri olarak tanımlanıyor ki bugün özellikle gerek deniz kuvvetlerinde gerekse hava kuvvetlerindeki yapılanmanın işte başta böyle Bilgin Balanla gibi isimlerin Ergenekon tertibine dahil edilmesi sonrasında hız kazandı ve oralardaki yapılanmaların özellikle bu isimlerin hedef alınması sonrasında hızlandığı da e, tarihin önemli notları arasında yer alıyordu değerli izleyiciler. 30 Mayıs 2012 yazar, çevirmen ve sinema tarihçisi Rakin Teksoy 84 yaşında hayatını kaybediyor ve yine bir 30 Mayıs e, tarihinde yıl 2015 karikatürist Bedri Koraman 87 yaşında Bodrum'da hayatını kaybediyordu değerli izleyiciler tarihteki notlar arasında. Peki son 24 saatte neler oldu? Gündemimize baktık. Tarihte neler olduğunu e, bir iz düşümü yapmaya çalıştık. Son 24 saatin açıklamaları, haberleri ve ayrıntılarında neler vardı? Dilerseniz şimdi e, hep birlikte ona bakalım. Bölücü terör örgütüyle mücadele süreci kesintisiz, aralıksız devam ediyor. Özellikle Mehmetçik, e, Cumhurbaşkanı adaylarının neredeyse tamamından e, tamamının desteğini beklerken zerre kadar bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmamasında biz bir eleştiri unsuru olarak burada ortaya koymuştuk. Bu sürecin devam ettiğini ifade edelim. İşte Mehmetçik kanı pahasına, canı pahasına e, sattı müdafaa, hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır eksenindeki operasyonel sürecini kararlılıkla 24 saat esasına dayalı olarak gerçekleştirmeye devam ediyor ve bu arada elbette üzücü haberler de alıyoruz. Şehidimiz var. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında piyade uzman çavuş Abdullah Kolcu şehit oldu. Saldırının ardından düzenlenen hava harekatından PKK'lara ait hedefler yerle bir edildi. Irak'ın kuzeyinde özellikle Kandil'e yönelik olarak o yapılanmanın bölgedeki ağırlığını tamamen darmadağın eden operasyonel süreç uzun süre biliyorsunuz hava harekatıyla devam etti. Ve bizim e, önce Fırat Kalkanı ardından da Zeytin Dalı harekatıyla bölgesel anlamda genişlettiğimiz ve bölgeye de huzur güven getirdiğimiz ortamda Irak'ın kuzeyinde de önce yaklaşık 13 kilometrelik ardından bir 10 kilometrelik alanla daha yani Toplamda 23 kilometre ki anladığımız kadarıyla 30 kilometreye doğru da ilerliyor bu hat. Bir güvenli koridor bölge oluşturuldu. Bu çerçevede bir yandan Mehmetçimiz'in operasyonel süreci devam ederken diğer yandan da o bölgedeki Türk silahlı kuvvetleri unsurlarımızın güvenlik noktası oluşturduğu birimler arasındaki bağlantının sağlandığını da geçtiğimiz günlerde ifade etmiştik. İşte bu noktada bölücü terör örgütü PKK ile bölücü terör örgütü YPG ile bölücü terör örgütünün bir diğer adı da biliyorsunuz Amerika tarafından benim kara gücüm. Yani askerimin yan kolu. Onlara ben silah veriyorum, tırlar veriyorum diye açıklama yaptı bu teröristlerin oluşturduğu tehlikeyi bertaraf edebilmek açısından o hat boyunca bölücü terörle mücadele kararlılıkla sürüyor Cumhurbaşkanı adaylarından şu an için ses soluk yok bu meseleye ilişkin olarak özellikle belirtelim ve işte böyle bir ee, operasyonel süreçte teröristlerin hain saldırısı sonucunda da piyade uzman çavuş Abdullah Kolcu'nun şehit olduğu haberi e, dün ajanslardan gelen önemli haberler arasındaydı. Saldırının ardından düzenlenen hava harekatında bir kez daha hatırlatalım. PKK'lara ait hedefler de yerle bir edildi. Anında karşılık verildi bu alçak saldırıya. Ee, NTV yayınında soruları cevapladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yeni açılım planını açıkladı. HDP'nin barajı aşması ve mecliste olması gerekir dedi Kılıçdaroğlu. Kürt sorunu adı altında meclis içinde ve dışında akil adamlar heyeti oluşturacaklarını söyledi. Anlaşılan o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte muhtemel meclisteki çoğunluğu muhtemel e, ya da işte Sayın İnce de sanıyoruz bu politikalara destek veriyor. E, muhtemel bir e, iktidarı devralma sürecinde yeniden akil adamlar ortaya çıkacak, yeniden e, açılım süreçleri gerçekleştirecek ve yeniden Amerika'nın silahlarıyla beslediği kara gücü yurt içinde hendekler kurmaya başlayacak. Bu işten başka bir sonuç çıkmaz değerli izleyiciler. Bu açıdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, açıklamasına. Cumhuriyet Halk Partisi tabanından tepki geldiğini söylemek mümkün. Ve akil adamlar heyetinin de e, kimlerden oluşacağı, nasıl bir e, yapılanma olacağını e, ifade e, ettiğimiz dönemlerde. Biliyorsunuz dün Aydınlık Gazetesi de e, son derece çarpıcı yurt dışındaki bu lobinin hareketlerini ve arasında kimlerin olduğunu yansıtmıştı. Yani yine protesto dönemi başlıyor. Ülkenin bölünmesine yönelik olarak da elbette CHP'nin başlatacağı bu açılım sürecine de tepkiler ulaşacaktır. Bunu özellikle belirtelim. Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doktor Doğu Perinçek kameralar karşısına geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel af çıkışındaki ve bunun arkasındaki perde arkasındaki planı anlattı. Perinçek dedi ki Bahçeli'nin garibanlara değil yolsuzluk yapanlara af getirmek istediğini söyledi. Yolsuzluklara karşı mücadele edeceklerini de vurgulayan Perinçek, kamu mallarını koruma mahkemesi kuracaklarını belirtti. Vatan Partisi lideri HDP'nin barajı aşması lazım diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Bu PKK ile yapılan ittifakın ilanıdır açıklaması düne damga vurdu ayrıntılara bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hükümet sistemi kabine ve FETÖ iddiaları ile ilgili konuştu. 20'nin altında bakan bir veya iki başkan yardımcısı olacağını belirten Erdoğan, Muharrem İnce'nin FETÖ ile ilgili iddialarını sert dille yalanladı ispatlamazsa namerttir açıklamasını yaptı. TRT eleştiri oklarının hedefinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adaylarına Hak ettikleri ölçüde ya da yasanın getirdiği anlamda yer vermediği gerekçesiyle TRT eleştiriliyor. TRT'den Cumhurbaşkanı adaylığına ayrılan sürelerle ilgili açıklama geldi. TRT diyor ki Erdoğan'a yayınlarda daha fazla yer verilmesiyle ilgili siyasetçi kimliği ayrı, Cumhurbaşkanı kimliği ayrı ifadeleriyle kendisini savundu. TRT'nin en az yer verdiği Cumhurbaşkanı adayı ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Vatan Partisi'nin İzmir milletvekili adayları ise kamuoyuna tanıtıldı. 28 adaydan 11'i gençlerden oluşuyor. Kadın adaylar da seçilebilecek sıralarda kendilerine yer buldu. İşte İzmir'den yansıyan görüntüler. Ve yine Vatan Partisi Muğla'da da sahneye indi. Seçim çalışmalarının başlangıcı Köyceğiz'de yapıldı. Denizli'de ise adaylar Çal ilçesinde vatandaşlar da bir araya geldi. 24 Haziran'da seçimler yaklaşırken Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi işliyor. Siyasi partilerin sandık kurulunda görev alacak görevlilerin listesi 1 Haziran'a kadar ilçe seçim kurullarına teslim edecek. Özellikle seçim güvenliği çerçevesinde siyasi partilerin son derece daha yoğun çalıştıklarını ifade ettikleri bir takvimin parçası bu. Özellikle sandık başında bulunacak kişilerin hem eğitimi hem de hızlıca ve çok sayıda yüksek seçim kuruluna bildirilmesine ilişkin çağrılar sonrasında gözlerde bu konudaki listelere çevrilmiş durumda. Ve ekonomi, hükümet doların ateşini bir nebze düşürse de sorunu çözme konusundaki tedbirleri hayata geçiremiyor, çok aciz kalıyor. Uzmanlar ise uyarıyor, çözümün sermaye hareketlerinin kontrol edilmesinden geçtiğini belirtiyor uzmanlar ve hükümetin attığı tüm adımların günü kurtarmaya, yani seçimlere kadar bir kurtarma, ondan sonrasına bakarız, bakış açısına sahip olduğunu ifade ediyor uzmanlar ve biriken konut stoku Türkiye'nin başına dert olacağı benziyor biliyorsunuz inşaat sektörü özellikle AKP iktidarı döneminde lokomotif olarak seçildi ve betona yatırım yaptı deyimlerinde ise Türkiye şimdi ise bunun bedelini ödüyor. Binlerce konut yapılıyor ama Satılamıyor. Hükümetin teşvikleriyle milyarlarca liralık reklamlar dahi işe yaramıyor. Zor durumda olan gayrimenkul şirketleri konut fiyatlarını %20 aşağı bile çekti ancak bu da çare olmadı. Çünkü güven konusunda da yani toplumda bu konularda e, yatırım yapabilecek e, kişiler varsa da güven bunalımı yansıtıyor. Bir de bu e, konut çerçevesinde özellikle şöyle de bir sıkıntı söz konusu evi olanın evi olduğu bir sistem olmaya başlıyor. Yani biliyorsunuz ana amaç konut yapımında özellikle toplu konut projelerinde hani kirada olan ee, ekonomik anlamda zorluklarla yaşayan, toplumun e, çok da geniş e, kısmını maalesef bugün oluşturan bu kesime yönelik olarak e, kampanyalı bir konut e, taahhüdü ve faizlerin indirilmesi ve konut seçeneklerinin ortaya çıkması tartışması vardı. Tablo öyle değil. Özellikle bu gayrimenkul e, sektörünün stoklar birikiyor diye tanımladığı konutlarda parasına para katılıyor, konutuna konut katılıyor, böyle bir tablo söz konusu. Özellikle buna da dikkat çekmek gerekiyor. 24 Haziran öncesinde 11 yıldır süren bir tazminat çilesi haberi dün önemli haberlerimizden bir tanesi. Ulusal kanal ekranlarında iki maden emekçisi Manisa'nın Soma ilçesinde 2007 yılında Ocak'ta yaşanan patlamada yaralan dişçilerden biri gözlerini, diğerleri ise diğeri ise maalesef ayaklarını kaybetti. Tazminat kazandılar ama aradan geçen 11 yıla rağmen e, henüz bir kuruş dahi alamadılar. 27 Mayıs devrimini kutladığı için darbeci e, iftiralarıyla karşılaşan ve hakkında soruşturma başlatılan Atatürkçü Düşünce Derneği geri adım atmadı. Suçlamaların bir saldırı ve gündem değiştirme çabası olduğunu söyleyen ADD Genel Başkanı Tanser Çöleşan bu tip saldırılardan korkmuyoruz açıklamasını yaptı dün kameralar karşısında. ABD destekli 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine yönelik yeni görüntüler de dün kamuoyuna çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'deki karargahında yaşanan olaylara ait görüntüler dava dosyasına girdi. FETÖ'cü sızmalara karşı kurulan Milli Savunma Üniversitesi'nin teşkilat müdürü FETÖ'den tutuklandı. Dünün en çok e, kahkahalarla güldüğümüz haberlerinden bir tanesiydi. Neden güldük? Çünkü Milli Savunma Üniversitesi biliyorsunuz, Fethullahçı terör örgütünün özellikle askeri merkezlere sızması açısından bir anlamda askeri okulları hedef almasına neden olmuştu AKP iktidarının. Ve biz de buralardan demiştik ki hani İngilizler gelse bu, ili, bu ülkeyi ele geçirse ki daha önce yaptılar biliyorsunuz. Askeri okulları da kapattılar etkili olduğu dönemde. Ya da Fethullahçı terör örgütü eğer o gece darbesinde başarılı olsaydı yapacağı ilk işlerden biriydi demiştik askeri okulları kapatması. Yerine kuracağınız Milli Savunma Üniversitesi Üniversitesi de FETÖ'cü teşkilatlanmanın önünü kesmesi açısından bir yol ya da yöntem değildir. Bunun başka istihbari yöntemleri, emniyete bağlı yöntemleri vardır. Bunu uygularsınız. Askeri okullarınız da açık olur. Sizin de kafanız rahat olur demiştik. Ama öyle olmadı. Askeri okulları kapattılar. Yerine Milli Savunma Üniversitelerini kurdular. Onun teşkilat müdürü, dikkat teşkilat müdürü de FETÖ'den tutuklandı. Hadi buyurun ayıklayın pirincin taşını dercesine bir haberdi. Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ağrıdan sel haberi geldi. Giresun'da ise şiddetli yağış sonucu kayan toprak yolu ulaşıma kapattı. Yalova'da da yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti. İşte yurttan e, hava durumu manzaraları dün son 24 saate böyle yansıdı. Erzurum'a geçiyoruz. Şimdi de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı. Bahçeli Kışla Köyü sakinlerinin mağduriyeti devam ediyor. Vatandaşlar neredeyse her yağmur sonrasında sel nedeniyle evlerine dahi gidemiyor. Yıllardır istedikleri tek şey var köylerine köprü yapılması bu çağrı. Ümit ediyoruz ki bu 24 Haziran öncesinde Cumhurbaşkanı adaylarının gündemine gelsin. Bölgesel gelişmeleri geçiyoruz. İsrail sözde soykırım tasarısını meclis gündemine taşıma kararından vazgeçti. Çoğunluk sağlanamayacağını düşünen İsrail meclisi söz konusu tasarıyı meclis gündeminden çıkarttı ve daha doğrusu çıkartmak zorunda kaldı. Yine bölgedeyiz. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Yang'ın sağ kolu olarak bilinen üst düzey yetkiliyi ABD Başkanı Trump'la yapılması planlanan zirve için New York'a gönderdi. Donald Trump ziyareti Twitter hesabından duyurdu. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te 4 neo-nazi Türklerin oturduğu bir binayı kundaklamış, saldırıda Mevlüt'e genç iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmişti. Irkçı saldırıda hayatını kaybedenler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Merkel'le birlikte düzenlenen anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Ana gündem Suriye'de siyasi çözüm oldu. Erdoğan süreçte PKK PYD'nin yer almaması gerektiğini söyledi. Bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin yakıp yıktığı şehirler yeniden imar yapılıyor, inşa ediliyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin tahrip ettiği dört okulun inşaatına başlandı. Mardin'in Nusaybin ilçesi de büyük değişime uğradı. Ekonomide yerel gündemde ise fıstık fiyatının 220 liraya çıkması sonrasında gözler Gaziantep'in Nizip ilçesine çevrildi. Çünkü artık oradaki üretici daha kıymetli. Üreticiler ve baklavacılara göre fiyat artışının sebebi ise stokçular ama uzmanlar da uyarıyor. Özellikle stoklanmış fıstığı almaması konusunda bir uyarı var. Ee, Yavuz Dizdar Hoca bu konuda e, net açıklamalar yaptı biliyorsunuz çok değerli bir onkolog. Ee, Bekletme koşulları çok önemli dedi bu fıstığı yani stok yapan firmalara hatta bu stoktan kullanıp ürünlerini bunları alan bütün üreticilere de uyarısıyla aynı zamanda dedi ki Saklama koşullarını takip edin çünkü çeşitli maddeler burada hayata geçebilir ve yurttaşlar açısından, insan sağlığı açısından sıkıntı yaratabilir uyarısında bulundu. İşin bir de sağlık boyutu var, ekonomik boyutu olduğu kadar. Bunu da özellikle belirtip uyardıktan sonra sabahın ilk saatlerinde İstanbul'da bir trafik tablosuna isterseniz şimdi gelin hep birlikte bakalım e, bu sabaha da. %31'ler düzeyi iyi bir oran diyebiliriz İstanbul trafiği açısından. İstanbul'da genel haritamız rahat bir görüntüyü zaten bize yansıtıyor. Kritik geçişlerde de çok yoğun akıcılık var. En azından kontak kapamadan gidebileceğiniz İstanbul trafiği var diyebiliriz. Bir gün gören hattında galiba araç arızamız var. Bayrampaşa gün gören hattında bir onu görelim. Davut Paşa, Mert Ergün'ü sağ şerit nedeniyle bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyormuş. Bu konuda e, bu güzergahı kullanacak sürücülerimizi uyaralım. Anadolu Avrupa geçişinde kritik noktaları bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Şile e, yolu bağlantısı, 3. köprü bağlantısı, Kavacık girişi kısmen yoğun akıcı da olsa genel itibariyle rahat bir görüntü sergiliyor. 15 Temmuz Seyitler Köprüsü de Göztepe e, girişi ve Çamlıca girişiyle Tem bağlantısı itibariyle yoğun akıcı ama köprü üzerine doğru yolun rahat aktığını söyleyebiliriz. En azından yoğun akıcı olarak tanımlayabiliriz. Avrasya Tüneli'ne doğru Ataşehir-Bostancı kavşağı ile Göztepe kavşağı yoğunlaşmaya başlamış. Daha geride bu bunun etkisinin Maltepe dolaylarında olduğunu ifade edebiliriz. Sahil şeridi de kısmen Kadıköy'e doğru bağlantıya özellikle Avrasya Tüneli ve Birinci Köprü bağlantısına doğru kendisini hissettirmeye başlamış. Ama %31'ler dediğimiz gibi yine iyi bir oran bu sabahın bu saat dilimine göre. Gebze-Tuzla hattına bakalım. Önce tem hattı Ataşehir-Kavşak noktasında kısmen biraz da Tuzla civarında yoğunlaşan trafik gözümüze çarpıyor. E5 hattındaysa Maltepe-Kartal çıkışı ve kısmen Pendik dolayında bağlantısında trafiğin biraz yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Bu bölgede yoğun akıcı. Pendik noktasına kadar da Sahil şeridi iyi bir alternatif olarak gözüküyor. Bunu belirtelim. Köprü üzerleri rahat. Avrasya Tüneli'nde de yoğun akıcı bir tablo. Söz konusu biraz koyu yeşil olmuş ama akıcılık var. Üçüncü köprü bağlantı yolu ve üçüncü köprü de yine Anadolu-Avrupa geçişinde bir alternatif. Çubuklu İstinye harem sirkeci feribot hatları da yine araçlarıyla karşıya geçmek isteyen sürücülerimiz için alternatif olabilir. Özellikle nem çok yüksek İstanbul'da biraz belki hava almak isteyen seyirciler açısından önemli olabilir. Aracını bırakıp yola devam etmek isteyenler için şehir hatları Metrobüs ve Marmaray elbette Anadolu Avrupa geçişinde en önemli alternatif olarak gözümüze çarpıyor. Avrupa yakasına bakalım. En dışa doğru ee, Mahmut Bey Büyükçekmece-Tekirdağ günü rahat bir görüntü sergiliyor. Kısmen gişeler noktasında bir yoğunluk söz konusu. Avcılar dahil olmak üzere yine E5 hattı da Büyükçekmece-Tekirdağ yönüne doğru rahat bir görüntü sergiliyor. Haramilere bağlantı yolu yoğunlaşmaya başlamış ee, Esenyurt'tan Avcılar yönüne doğru trafiğin biraz yoğun olduğunu gözlemliyoruz. Bir hatta sıkışmış onun nedenine ilişkin bir bilgi gözükmüyor. Avcılar küçük çekmece Sefaköy Havalimanı Kavşak hattı da yoğun akıcı bir görüntü sergiliyor. Yeniden gözümüzü tem hattına çevirdiğimizde Esenyurt çıkışı itibariyle yoğun akıcı bir şekilde Mahmut Bey'e ulaşabilirsiniz. Oradan Bayrampaşa Esenler hattıyla E5'e de çok rahatlıkla taşınabiliyorsunuz şu dakikalarda. İki telli. Havalimanı kavşak hattına baktığımızda da yine orası da rahat bir görüntü sergiliyor. Kısmen Bahçelievler, Şirin Evler, Havalimanı kavşak hattı yoğunlaşmaya başlamış diyebiliriz. Biraz da kırmızı ve belirgin orası. Tam tersi noktada Havalimanı kavşağından çıkıp Yeni Bosna, Zeytinburnu, Cevizli Haliç ve Ok Meydanı yönü, yönü yoğun, akıcı, kısmen kırmızılaşan e, trafiğin ee, çok az da olsa e, yoğun bir şekilde seyrettiği noktaların olduğunu da belirterek sahil şeridinin de en iyi alternatif olduğunu söyleye, söyleyelim sizlere. Üçüncü köprü bağlantı yolu elbette iyi alternatifler arasında Avrupa yakasında. Aracını bırakıp yola devam etmek isteyenler için tramvay, metro, metrobüs yine iyi alternatifler arasında gözüküyor Avrupa yakasında. Biz sizlere bunları anlatırken trafik oranı da %33'ler düzeyine ulaştı değerli izleyiciler geceden kalan haberlerle devam edelim şimdi de gündemimize. ABD Hava Kuvvetleri Genel Genel Sekreteri eee Heather Wilson Türkiye'nin S400 füzesi almasının NATO ittifakı açısından bir sorun teşkil etmediğini ve ülkesinin de Ankara'nın da Rus S400 sistemi almasına ilişkin sorunun bir parçası olduğunu söyledi. Wilson Washington merkezde Atlantik Konseyi'nin düzenlediği ABD ittifaklarını güçlendirme başlıklı panelde konuştu. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin bir soruya yanıt veren Wilson, konuyla ilgili operasyonel kaygılarının olduğunu ve bunun dışişleriyle savunma bakanlıkları nezdinde Türkiye ile görüşüldüğünü ifade etti. Wilson şu değerlendirmede bulundu. Türkiye F-35 ortağı ancak onların bu uçakları S-400'lere yakın bir yerde tutmasını istemeyiz. Türkiye ile görüşmeler devam ediyor ve Türkiye bu uçakları teslim almadan bu sorunun çözüleceği konusunda umutluyum. Türkiye'nin S-400 alması NATO ittifakı içinde bir sorun teşkil eder mi sorusuna Wilson şu yanıtı verdi. Hayır öyle düşünmüyorum. Bu sorunları doğrudan NATO ittifakına bağlamıyorum. Her zaman müttefiklerimizin NATO ile ortak çalışacak ve tehdit teşkil etmeyecek ekipman almasını istiyoruz. Bu durum başka yerlerde de var. Bazen ABD'de sorunun bir parçası örneğin insansız uzaktan kumandalı hava araçları almak isteyen bazı müttefiklerimiz var. İhracat sınırlamalarımızdan dolayı biz onlara satamıyoruz. Dolayısıyla onları Çin yapımı insansız hava araçları ve istihbarat, gözlem ve keşif araçlarını almaya zorlayan bir duruma sokuyoruz. Bu sorunlara neden oluyor diyor. Hatır Wilson, ABD'nin bu konuda müttefiklerine yardımcı olacak bir ortak olması ve onları ekipman taleplerini karşılayacak şekilde ihracat sınırlamalarını ayarlaması gerektiğini kaydetti. ABD'de İsrail'in bölgedeki askeri üstlüğüne zarar verecek bir silah satışı konusunda sınırlama bulunduğundan dolayı birçok Arap ülkesi insansız hava araçlarını Çin'den alıyor. Türkiye'de S-400 alımına ABD'nin Patriot füzelerini vermemesini gerekçe gösteriyordu. Amerika Merkezi açıklamalar vardı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü North Suriye'nin Membiç kentiyle ilgili Türk yetkililerle yapılan görüşmeden henüz sonuç alınamadığını belirtti. Bakanlık Sözcüsü NÖRT günlük basın toplantısında bir soru üzerine Membiç konusunda açıklamalar yaptı. NÖRT henüz Türk hükümetiyle bir e, anlaşma sağlanmış değil. Daha önce Amerikan Türk Suriye Çalışma Grubu'nun geçtiğimiz cuma günü Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurduk. Suriye ve karşılıklı endişe yaratan diğer konularda istişarelerimiz devam ediyor. Her iki taraf gelecek işbirliği ile ilgili yol haritasının sınırlarını çizdi. Buna Membiç de dahil dedi. Sözcü ABD Dışişleri Bakanı'nın bu görüşmeleri sürdürmek için 4 Haziran'da burada Washington'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşmayı 4 kezle beklediğini biliyorum diye ekledi. İşte Amerika'nın desteklediği kara gücüne yönelik bölücü terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik operasyonlar da kararlılıkla sürüyor değerli izleyiciler. Dün üzücü haberse Irak'ın kuzeyinden geldi. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında piyade uzman çavuş Abdullah Kolcu şehit oldu. Saldırının ardından düzenlenen hava harekatından e, harekatıyla PKK'lara ait hedefler yerle bir edildi. Güvenlik güçleri Irak'ın kuzeyinde operasyonlarını sürdürüyor. Bölgede operasyon yürüten birliklere düzenlenen saldırıda 26 yaşındaki Ankara Haymanalı Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Son PKK'lı etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelenin süreceğini vurguladı. Saldırının ardından bölgede tespit edilen PKK kampları düzenlenen hava harekatıyla yerle bir edildi. Evet yeniden İstanbul'da trafik tablomuza bakalım. En son İstanbul'da trafik oranımızı %33'ler düzeyindeki bir yoğunlukla bırakmıştık. Aynı oranla devam ediyor. Bu Bayrampaşa hattındaki Davutpaşa Merter yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğe etkisi sürüyor. Onun ötesinde az önce sizlere anlattığım trafik tablosundaki durumun Hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz ki %33'ler düzeyi İstanbul trafiği içinde rahat bir oran, yoğun akıcı bir oran olarak da kayıtlara girebilir ve İstanbul'da iyi bir sürüş günü olduğunu ifade edebiliriz sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler açısından. Evet hızlıca yine gazetelerimize geçiş yapalım değerli seyirciler bakalım son 24 saatin gündemi açıklamalar gazetelere ve manşetlerine nasıl yansımış Genelde gazetelerimizde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön plana çıkartıldığı, onun açıklamasının, onun seçim vadinin ya da benzeri bir takım işte AKP ne kadar iyi bir parti ki bak şöyle böyle, hatta yeni dönemde şunu yapacak şeklindeki açıklamalarına yer veriliyor. Biz de mümkün mertebe bu gazetelerden, özellikle Cumhurbaşkanı adaylarının tamamına ilişkin haberleri ön plana çıkartarak sizlere okumaya gayret gösteriyoruz değerli izleyiciler. Aydınlık Gazetesi 30 Mayıs 2018 çarşamba günü gündemi Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız. Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in açıklaması manşetten verilmiş. Bahçeli'nin genel af çağrısıyla yolsuzluk suçlularını kurtarmayı amaçladığını belirten Perinçek, yolsuzluk mahkemeleri kuracaklarını ve yağmalanan kamu mallarını yeniden kamuya kazandıracaklarını açıkladı. Gariban'a yönelik değil Cumhurbaşkanı adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin genel af önerisinin garibanlara yönelik olmadığını vurguladı. Perinçek, Bahçeli zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma türünden suçları işleyenleri de affetmek peşindedir. Garibanları malzeme olarak kullanıyor dedi. İnce'de Bahçeli ortak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de devri sabık yaratmaya çalışacağız açıklamasıyla Bahçeli'nin planına ortak olduğunu belirten Perinçek, Vatan Partisi'nin yolsuzluk devrine son vereceğini açıkladı. Yolsuzluk suçu işleyenlerin kesinlikle yakasına yapışacaklarını ve soruşturma başlatacaklarını ifade etti. Nereden buldun kanunu? nereden bulduğun kanunu çıkartacağız diyen Perinçek, yağmalanan kaynakların yeniden kamuya kazandırılmasının üretim ekonomisinin inşası açısından çok önemli olduğunun altını çizdi. Vatan Partisi lideri kuracakları yolsuzluk mahkemeleriyle suçları hızla soruşturacaklarını ve 6 ay gibi bir sürede sonuç alacaklarını belirtti. AKP ekonomisi ne milli ne de yerli diyor Cumhurbaşkanı. Erdoğan'ın e, açıklanan AKP'nin seçim bildirgesine serbest piyasa sistemine bağlılık ilan edildi. AKP'nin yerlilik ve millilikle alakası olmadığını belirten ekonomi uzmanları küreselleşmeye bel bağlamakla Türkiye'nin kalkınmasının mümkün olmadığını söyledi. CHP bildirgesinde Öcalan önerileri CHP'nin seçimler için hazırladığı bildirgeyle PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 2011'de el yazısıyla kaleme aldığı sözde çözüm süreci taslakları arasındaki benzerlik dikkat çekici. Silahsız çözüm, mecliste komisyon önerisi ve yeni anayasa vurgusu en belirgin ortaklıklar öne çıktı şeklinde haberi yansıtmış. Bir de kendi ağzından dinleyelim. NTV yayınında soruları yanıtladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni açılım planını açıkladı. HDP'nin barışı aşması ve mecliste olması gerekir diyen Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu adı altında meclis içinde ve dışında akil adamlar heyeti oluşturacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığında birinci turda Muharrem Bey'in kazanmasını ve almasını isterim tabii. Ee, onun da iddiası, o birinci turu e, ben ikinci tur için diye düşünüyordum ama e, sahada gördüğü ilgim, vatandaşın kendisine gösterdiği ilgim, e, vatandaşla arasında kurduğu diyalog, başarılı bir diyalog. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV televizyonunda 24 Haziran seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı. Sivil bir anayasa vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açılım sinyali geldi. E, Tabii HDP'nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. Daha doğrusu biz öteden bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüzde bir oy alsa dahi ...bir partinin en azından genel başkanının parlamentoda olmasını isteriz. Seçim bildirgelerindeki Kürt sorunu başlığı sorulan Kılıçdaroğlu... ...meclis içinde ve dışında akil adamlar heyeti kuracaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi çerçevesi yeniden belirlenmiş yeni bir çözüm süreci mi öneriyor? Biz bu sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözeceğiz. Parlamento içinde ve parlamento dışında iki ayrı heyet olacak. Bir parlamento içinden bir uzlaşma komisyonu olacak akil insanlar olacak orada. Her partiden bu sorunun çözümüne katkı verecek son derece değerli insanlar var. Yıllarını bu konuya vermiş insanlar var. O insanlar bir araya gelecekler. Bir de parlamento dışında yine her partinin temsil ettiği akil insanlar olacak ve bunlar beraber çalışacaklar, müşterek çalışacaklar. Avrupa Birliği'nin dayattığı ve HDP'nin de desteklediği yerel yönetimler özellik şartını da hayata geçireceklerini belirtti Kılıçdaroğlu. Biz yerel yönetimler özellik şartını uygulanacağını söylüyoruz. Avrupa yerel yönetimler özellik şartı bunu istiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunu istiyor. Parlamentodan da yanlış hatırlamıyorsam oy birliğiyle geçmiş zaten bu. CHP içindeki tartışmalar da soruldu Kılıçdaroğlu'na. Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ile sorunu olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu medyayı suçladı. Bu değerlendirmeleri kim yapıyor? Özür dileyerek ifade edin. Havuz medyası yapıyor. Onun yazarları, çizerleri yapıyorlar. Yok öyle bir şey. İşte böyle değerli izleyiciler Kemal Bey'in NTV canlı yayınında gerçekleştirdiği açıklamalar böyle açık açık söylüyor. Bunu yapacağız İşte akil adamlara heyeti gelecek vesaire şudur budur İşte CHP bildirgesindeki kodlar açık. Şimdi sürecin fotoğrafını şu şekilde okuyamazsak zaten ana sorunun ne olduğunu söyleyemeyeceğiz galiba. Yani AKP'nin yaptığı işi cumhuriyet e, e, yani yapıp sonradan vazgeçtiği, tehlikeyi gördüğü, tehdidi gördüğü için vazgeçmek durumunda kaldığı, konjektürel olarak da baskının geldiği bir dönemde en nihayetinde askeri operasyonlar da Mehmetçiğimizin e, deyim yerinde ise e, hayatını ortaya koyarak e, gerçekleştirdiği bir operasyonel süreçle bu süreç tamamlanmak zorunda kaldı. Amerika'nın Türkiye için istediği süreçtir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı buna bu dille belki söylemiyor. Yok meclise o yasa gelmiş, o onaylanmıştı onun için yapıyoruz. AKP de böyle yapmıştı hatırlarsınız. Hatta ulusalcıların tasfiyesi Ergün Ökon ve Balyoz operasyonlarının ana şemsiyesini hatırlayın neden o operasyon olmuştu ve o operasyonlar olurken bir yandan Türkiye'de işte o açılım vesaire sanatçılar, akil adamlar şunlar bunlar piyasaya çıkmıştı. Aynı sürecin CHP'sini göreceğiz gibi geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri de ben söylemiyorum kendi içindeki milletvekilleri özellikle son dönemde görev almayan ya da listelerde yer almayan milletvekillerinin açıklamasıyla Büyük ortadoğu Projesi'nin parçası haline getirilmeye çalışılıyor. O izlere ilişkin Açılımdı, akil adamdı. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ee, daha gayet demokratik yapacağız. AKP sert yapmıştı, biz yumuşak yapacağız. AKP'nin başaramadığını biz başaracağız şeklinde anlayabileceğimiz bir e, siyasetle e, Türkiye'de yeni dönemin hazırlıklarını yapmaya başladıkları anlaşılıyor. E, bildirgenin ayrıntıları yine. yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar görev yapmış bir Gülayman Güler hoca bugün köşesinde yazmış. İsterseniz onun da ayrıntılarına bakalım. Sonra görmedik, duymadık, bizim haberimiz yoktu diye kimse hayıflanmasın. Bakın neler varmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildirgesinin ayrıntılarında. Bir Gülayman Güler Aydınlık'ta CHP bildirgesi neoliberal döküntü başlıklı yazısının ayrıntıları. Partiler 14 Mayıs 2018'den bu yana seçim bildirgelerini açıklıyorlar. Geçen hafta sonu CHP seçim bildirgesi açıklandı. Metni okurken aynı fikri taşıdığım için değil, ben bunun aynısını nerede okudum düşüncesine kapıldığım bölümlerle karşılaştım. Hani Fransızların dediği dejavu duygusu gibi bir şey. Hani aynı şeyi daha önce yaşadım hali. CHP seçim bildirgesi kamu yönetimi reformu yapacağız diyor. Bununla ilgili cümleler 2000'li yıllar boyunca AKP'nin yapmaya çalıştığı ve akademiden, siyasetten çok geniş bir kesiminde olmaz böyle şey diyerek karşı çıktığı kanun tasarısındaki aynı cümleler. Yalnızca aynı cümlelerde değil, aynı yönetişim zihniyeti, aynı özelçilik, aynı ademi merkeziyetçilik, aynı yerelcilik ruhu. Kopyalanan kaynak 2003 yılından itibaren o zamanki AKP yetkilisi Ömer Dinçer'in başını çektiği kamu yönetimi temel kanun tasarısı o metin yalnızca siyasal değil adeta toplumsal bir direnişle karşılaşmış ve Cumhurbaşkanı Ahmet Denizli Sezer'in cumhuriyetçi duyarlılığı ve özenli hukukçuluğu sayesinde yasalaşmamıştı. AKP bu tasarıdaki kimi parçaları ayrı ayrı yasa yapmışsa da o zaman onların da kamu yönetimi reformu dedikleri bu fenalık bu devleti çözme operasyonu tamamına erdirilememişti. Şimdi CHP artık çöküp gitmiş 2001 küreselciliğinin devleti dağıtma operasyonunda yarım kalan işleri tamamlamaya aday olmuş. Kamu yönetimi temel kanunu tasarısı 2003'te ortaya atılmıştı. Aslında yerli değildi. 2001'de Kemal Derviş'in güçlü ekonomiye geçiş programı dediği sömürgeleşme programının devleti düzenleme ayağıydı. Reform, IMF niyet mektuplarında ve Avrupa Birliği'nin çeşit çeşit belgeleriyle gözetim raporlarında dizilmişti. Türkiye'den istedikleri bağımsız merkez bankası, bankacılık ve enerji gibi en temel sektörleri devletten ayırıp küresel piyasalara bağlayacak BDDK, EPDK gibi bağımsız üst kurullar kurulması, merkeziyetçilik ilkesinin terk edilmesi, bölgesel idareler devri açılması, merkezi görevlerin merkezden taşraya ve her ikisinden yerellere bırakılması, belediyelere idari ve mali özellik verilmesi, bu çerçevede Avrupa Yerel Yönetim Özellik Şartı'nın tümüyle kabul edilmesi, devlet alım sisteminin, e AB ve OECD standartlarına bağlanması gibi şeylerdi. Bu istek sahipleri ki CHP'li Aykan Erdemir'le daha sonra CHP'li Selin Sayek Böke açıkça dile getirmişlerdi diye ekliyor. AKP'nin 2007 yılına kadar iyi gittiğini ama o tarihten beri izlemesi gereken programı terk ettiğini söylüyor ve şikayet ediyorlardı. Demek şimdi bizzat programın sahibi kesilmişler. Yani daha düne kadar en iyisi CHP'yi vakfa dönüştürmek diyenler şimdi sağlamca yerleştikleri anlaşılan tepelerden elveda CHP diyorlar. Siz de bakın lütfen. Yandaki karşılaştırma tablosunu o yıllarda henüz fakülte öğrencisiyken izlediği kamu yönetimi reformu sempozyumlarının heyecanı yüzünden şimdi kamu yönetimi hocası olmuş bir meslektaşım gönderdi. Bu eski tanıdıkla CHP logosu altında yeniden karşılaşmanın hayreti ve hayal kırıklığının yüzünde ve sesindeki yansımasını çizebilmeyi isterdim ama olanaksız diyor. Birgül Ayman Güler bugün Aydınlık gazetesindeki köşesinde. Her şeyi çok net tane tane anlatmış. AKP'nin 2007'ye kadar olan kafasının devamını şu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi başta Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içindeki birinde ise akil adamların gerçekleştirdiğine ilişkin çok net anlatıyor. Çok da güzel yorumluyor ve çok da güzel özetliyor biliyorsunuz kamu yönetimi hocası Birgül ayman Güler dolayısıyla hani vatandaşı belki Avrupa yerel yönetim özellik şartı işte bak yerel reform getiriyoruz hizmeti daha hızlı vereceğiz falan filan gibi bir takım ifadelerle kandırabilirsiniz ama Birgül hocayı kandıramazsınız o neyin neden yapıldığını biliyor çünkü. E, yerel yönetim özellik şartıyla birlikte e, dikkat edilmesi gereken bir başka uluslararası yasal süreç Türkiye'nin ikiz yasallar olarak benimsediği halkların kendi e, kaderini belirleyebileceğine ilişkin bir takım materyallerin de meclis tarafından Sayın Kılıçdaroğlu diyor ya meclisin tamamı e, buna e, onay vermiş diye. E, kardeşim verdirmeseydiniz o zaman işiniz neydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu e, süreçteki işi e, ne? Yani Atatürk'ün kurduğu parti bu tip tuzakları göremeyecek, o meclisten tamamıyla oylayacak da e, bunu gerçek Atatürkçüler göremeyecek mi? Bakın işte bir Ayman Güler'in yazısında ifade ettiği e, AKP ile CHP'nin seçim bildirgesindeki muhteşem uyuşma. Yani öyle böyle değil. Yani muhteşem bir uyuşma ve bir kararlılık var. AKP bu e, kamu yönetimi temel kanun tasarısının ve ayrıntılarını, ülkenin bölünmesi çerçevesinde gerçekleştirmek için ne yaptıysa Cumhuriyet Halk Partisi de şimdi aynısını yapıyor. Gözü kara mı? AKP'nin Bopeş başkanlığı dönemi kara mıydı? Öyleydi. CHP'nin de gözü kara. Kemal Kılıçdaroğlu ne diyorsa o oluyor sadece partide. Yani vatan, millet, memleket, Atatürkçülük şu bu tamamen devre dışı. Kamu Yönetimi Temel Kanunu'nun işte bu taraftaki, sağ tarafındaki maddelerini gerçekleştirmek için Ergün Ökon, Balyoz, bu ülkede yaratılan mağduriyet, ulusalcılığın, vatanseverliğin hedef alındığı, tasfiye edildiği bir süreç. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bugün görüyoruz. Bir tane ulusalcı aday var mı milletvekili adayları arasında? Bir bana saysanıza. Kendisini Atatürkçü olarak kaç tane aday tanıyorsunuz? kendisini vatansever olarak kaç tane aday tanıyorsunuz? Ve o vatan, onlar vatansever olarak tanımlayanlar varsa şöyle bir bildirgeye nasıl imza atıyorsunuz? Bunun hesabı sorulmaz mı? İşte bakın kamu yönetimi temel kanun tasarısı 2003 yılında. Yani bunun anlamı şu AKP bunu hazırlamıştı. Bir diyor kamuda katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik. CHP 2018 seçim bildirgesi bir şeffaf, hesap verebilir, adil, rekabetçi ve öngörülebilir. AKP'nin kamu yönetimi temel kanun tasarısı 2003 madde 2. Kamuda etik kuralların gözden geçirilmesi. <laughs> e, CHP seçim bildirgesi işte Başbakanlık Kamu Etik Kurulu'na işlerlik, kamu denetçiliği yani o musmanlık sistemi kurumunun bütünüyle özerk olması 3 hak denetçisi ombudsman mekanizması dahil olmak üzere kamuoyu denetiminin güçlendirilmesi işte AKP'nin e, kamu yönetimi tasarısı. 4. Yeni kamu yönetimi anlayışı ve Avrupa yerel yönetimler özellik şartı gereği kamu hizmetlerinin mahalline en yakın yerde ve en uygun yönetim aktörleri dikkat tarafından çözümlenmesi gerektirmektedir. İşte CHP'nin 2018 seçim bildirgesi 4. Türkiye'nin idari yapısını yerel yönetimleri daha güçlü ve özel hale getirecek şekilde yeniden yapılandıracağız. Avrupa yerel yönetimler özellik şartındaki çekinceleri kaldıracağız. Neymiş o çekinceler? Bir açıklayın bilelim. Yerel düzeyde hizmetlerin sunumunu mümkün olan en küçük birimler aracılığıyla vatandaşa en yakın noktada gerçekleştireceğiz. Bakın birebir gidiyor. AKP'nin kamu yönetimi temel kanun tasarısı 2003 yılı Bopeş başkanlığı döneminin en önemli tasarılarından bir tanesi. CHP 2018 seçim bildirgesi işte Bopeş başkanlığının 2018 modeli. Cumhuriyet Halk Partisi çok net anlaşılıyor ki buradan 2002'de Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olarak görevlendirilen AKP'nin kamu yönetimi temel kanun tasarısı 2003'ün birebir maddelerini alarak ben buna 2018'de talibim. Ben senin Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığına talibim diyor. İşte madde madde net bir şekilde yazmış bir Gülayman Güler Hoca yine çok değerli bir e, akademisyen e, öğretmeni, e, hocasının yardımıyla e, bugünkü sayfasına taşımış. Devam edelim kalsın ekranda. 5. Merkezi idare ile mahalli idareler arasında yetki ve görev paylaşımını netleştirerek merkezi idarenin stratejik düzeyde etkinliği artırılırken mahalli idarelerin operasyonel düzeyde esneklikleri ve kaynaklarını geliştirmek Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı 2003 yani AKP'nin 5. maddesi bakın 2018 Cumhuriyet Halk Partisi seçim bildirgesine nasıl yansımış o da diyor ki merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve sorumluluk paylaşımlarını yerelleşme esasına göre yeniden düzenleyeceğiz. 6. Bakanlıkların taşla teşkilatlarının il özel idarelerine devri, devletin asli hizmetleri dışında bakanlıkların taşla teşkilatı ortadan kaldırılarak yerel ve yerinden yönetim birimleri güçlendirilmelidir. CHP'nin 6. maddesi. Bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarına, görev alanlarına göre belediyelere veya il özel idarelerine devredeceğiz. Bakanlıkların taşra teşkilatlarının yetkilerini arttırarak uygulamaya dönük kararların yerel düzeyde alınması. 7. Bakanlıklarda bu işlevleri yerine getirmek üzere personel birimi yerine insan kaynakları daire başkanlığının kurulması öngörülmüştür. CHP'nin seçim bildirgesindeki 7. madde yaşam boyu teknik beceri ve öğrenim süreçlerini yönetecek insan kaynakları bakanlığı kuracağız. Var mı birbirimizden farkımız? Yok. 8. Bürokrasinin azaltılması ve basitleştirilmesi. 8. Bürokrasiyi katı hiyerarşiden ve aşin merkeziyetçilikten kurtaracağız. Ee, 8 bürokrasinin azaltılması ve basitleştirilmesi maddesinin devamı onu görmemişim. Bunların aynıları hem bu tasarıda vardı hem de diğerleri gibi IMF niyet mektuplarıyla Avrupa Birliği'nin sopalı metinleriyle not diyor. Yer sorunu yüzünden buraya tümünü de alamadım. Yani daha devam ediyor diyor bir Günayman Hoca. <laughs> Ama 8. maddeden itibaren e, e, CHP bildirgesinin yaklaşık bir 13 maddesine e, yer verebilmiş. Onu okuyalım. 9 Bilgi Edinme Kanunu, 10 Kamu ihale Yasasını Avrupa Birliği Standartlarının temelinde yapmak ki bu ne demek? Avrupa Birliği'nin e, denetimine açık hale getirmek e, deniyor ama bu öyle olmuyor. Yani onların düğmesinin altına girmek, kucağına oturmak oluyor. Onu da belirtelim. 11 Siyasi Ahlak Kanunu ve Kurulu, 12 Yönetişim ilkesi doğrultusunda 13 kamu alımlarını ve başta özelleştirmeler olmak üzere şeffaflaştırmak. Şimdi değerli e, izleyiciler bu metni alıp derhal Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe neresi varsa gidip onlara bunun hesabını sormaktır vatan e, vatanseverlik. Bunun başka bir anlamı yok. Yani hangi adaya oy verirsiniz? Hangisine vermezsiniz? Kime gönül vermişsiniz? Kimin sesinden rahatsızsınız? Kimin sesinden rahatsız değilsiniz? Beni ilgilendirmez o. Sağda solda çeviriyorsunuz. Yani o tip eleştirileriniz oluyor. Ben de sizi bundan eleştiriyorum. Buna ses çıkartmayan Cumhuriyet Halk Partili olamaz. Buna ses çıkartmayan Atatürkçü olamaz. Buna ses çıkartmayan vatansever olamaz. Bu seçim bildirgesini alıp o bu işi hazırlayanların, tezgahların suratına çarpmakta Cumhuriyet Halk Partilerin görevidir. Sayın Muharrem İnce'ye buradan seslenelim. Bu seçim bildirgesinin tamamını onaylıyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına Cumhurbaşkanı adaysınız. Türkiye'nin yeni Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığına mı adaysınız? Çünkü bunun başka bir anlamı yok. Bir Gülayman Güler Hoca, kamu yöneticisi, siyasetçi, deneyimse deneyim, eğitimse eğitim, bilgiyse bilgi, her şey var. İşte çatır çatır yazmış. Bu eksende Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığına mı adaysınız? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adaylığına mı adaysınız? Bugün mitinglerinizde bunun yanıtını verin. Ya bu böyle bir şey olamaz. İşte e, AKP gitti ben onun yerine yeni AKP'yim. Yani o oval ofis çevrelerinde genel merkez kurulunuzda gezdiğiniz günleri e, kapalı kapılar ardında Amerika Büyükelçileri ile görüşmelerinizi her şeyinizi ifşa ettik. İşte sizin kendinizi ifşa ettiğiniz alan bu. AKP'nin Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı olarak kamu yönetimine getirmek istediği düzenleme ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 seçim bildirgesinin birebir neredeyse aynısı. İşte burada güzel cümleler var. Avrupa yerel yönetimler özellik şartı. Ben size söyleyeyim ne olduğunu. Ülkeyi bölmek Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığı döneminde Diyarbakır Yıldız olacak vesaire olacak diye işte onun ana unsuru. Bunu ikiz yasalarla birleştirip ülkeyi bölmek istiyorlar. Sahada silahla yapamadıklarını Cumhuriyet Halk Partisi eliyle masada yapmaya e, girişimdir bu. Başka bir şey, de özetlenemez. Ve açık ne söylüyorum şu fotoğrafı lütfen alın e, Sayın Bilgülayman Güler Hoca'nın yazısını aydınlıktan alın. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il, ilçe teşkilatlarına neredeyse oranın vatanseverleri gitsin, kardeşim bu ne desin? Bu, bu ne iş? Yani madem AKP'den farkınız yok, size niye oy verelim desinler değil mi? Bakın tablo bu şekilde ortada. Ee, evet, Birgül Hoca her şeyi anlatmış. Çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Biz bir kez daha e, ifade edelim. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesi Türkiye'yi, ee, çok net bir şekilde e, yeniden 2002 ayarlarına döndürmek. E, belki Ergenekon'u, Balyoz'u falan da devam ettirecekler. Çünkü biliyorsunuz daha Ergenekon davası falan devam ediyor. Çünkü bu projeden başka işler çıkmaz. Türkiye'nin vatanseverlerini bastıracaksınız. CHP'nin içindeki ulusalcıları ayıkladık, delegeleri ayıkladık, vatanseverleri ayıkladık. E, liberal, e, neoliberalizmin parçalarını her anlamıyla bütünleştirdik, yerleştirdik. Güzel. Şimdi biz iktidarı ele geçirdiğimizde de neticede benzerini uygulayacaklar. Bürokrasiden, kamudan, askerden, emniyetten, ne bileyim her yerden demek ki ulusalcıları uzaklaştırarak bu sistemin işleyişine AKP yapamadı biz yaparız diyerek çok net bir şekilde giriş yapmış oluyorlar. Bunu da çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Birgül Ayman Güler'in CHP bildirgesi neoliberal döküntü başlıklı yazısını Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş herkes açıp okuyacak, bakacak. O az önce size ekranda verdiğimi de sayfasında paylaşmış o karşılaştırmayı. Onların ikisine bakacaksınız ve bunun hesabını soracaksınız. Cumhuriyet Halk Partililiğin bugün geldiği ya da gelmesi gereken nokta bu kadar açık ve nettir. Bunu özellikle ifade edelim. Bu karşılaştırma tablosuyla ilgili bilgiyi şöyle veriyor Birgül Hoca bir kez daha altını çizmek istiyorum. Yandaki diyor karşılaştırma tablosu az önce sizlere satır satır okuduğum tablo. O yıllarda henüz fakülte öğrencisiyken izlediği kamu yönetimi reformu sempozyumlarının heyecanı yüzünden. Şimdi kamu yönetimi hocası olmuş olan bir meslektaşım gönderdi. Bu eski tanıdıkla CHP logosu altında yeniden karşılaşmanın hayreti ve hayal kırıklığının yüzünde ve sesinde yansımasını çizebilmeyi isterdim. Ama olanaksız diye e, tanımlamış. Yani diyor daha düne kadar en iyisi CHP'yi vakfa dönüştürmek diyenler şimdi sağlamca yerleştikleri anlaşılan tepelerden elveda CHP diyor diye de özellikle eklemiş bu süreci. Evet çok net anlatıyor her şeyi sanıyorum. Benim de ne söylemek istediğim çok net bir şekilde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yeniden gazete gündemine ee, geçiş yapacağız ama ha araya mı gidiyoruz değerli arkadaşlar? Evet. O kadar oyalıyorsunuz ki sizin yüzünüzden Türkiye'nin başka gündemini veremiyoruz yani. Hakikaten hayret. Ee, araya gidelim. Ee, aranın ardından günaydın Türkiye'ye devam edeceğiz. zamandır e, izleyicilerimizin de gönüllerimizin de gittiğimiz her yerde toplantılarda hep, e, artık bu adımı da atın dediği bir olay. Sonuçta biz bir dava e, alanında mücadele yürütüyoruz. Ve o davayı doğru yürütebilmek için araçlarımızı çeşitlendirmek e, ve daha güçlü olmak zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk'ü göğsüne gere gere diyebilenlerin yanılmadım, biz zaten bunu biliyorduk diyebilenlerin olduğu mecraların yaratılması. Türkiye dünyada radyo dinleme e, süreleri bakımından e, ilk üçte. Bir radyomuz neden yok? Eylemlerle Türkiye'de hangi sonuçları aldığımızı bütün milletimiz biliyor. Buralardan yaptığımız çağrılarla de yıktığımızı biliyor. Radyo çok etkili bir mecah. İşçileri mücadelesini desteklediğimizi biliyor ve oralardan hep sonuçlar elde ettik. Ama e, belki bir radyomuz daha olsaydı belki daha hızlı sonuç alacaktık. 18. yılında nihayet e, bu kararı aldık ve şimdi kolları sıvıyoruz. Bu devrimcilerin Atatürkçülerin, vatanseverlerin, emekçilerin Türkiye'nin sesi. Yani D, A, V, E, T o da baş harfleri oluyor. Bu bir davet. Şimdi bize şunu diyebilir insanlar izleyenler. Ya siz Türk sat için evet çıkıyoruz para istiyoruz. Diyoruz ki katkı sunun diyoruz. Biz bu derdi atlatalım. E burada bir sıkıntımız oluyor. Kime gidiyoruz? Derdimiz var, sıkıntımız var diye gönüllerimize, hissedarlarımıza gidiyoruz. Onların yapacağı aynı ve nakli bağışlara bağlı. Şimdi bir imece yapacağız. Sihirli telefonları acilen arayacağız. 212 245 81 81. Gelin Ulusal Radyo'yu hep birlikte kuralım. Gelin hep birlikte gerçeğin sesini, milletin sesini, emekçinin sesini, Türkiye'nin sesini, Atatürkçülerin, vatanseverlerin sesini cümle aleme duyuralım. Aşağıda telefonlarımız geçiyor. Bu telefonları arayıp hemen iletişime geçebilirler. Ve o Levent Kırca'nın adını koyduğu görev bakma görev medyada e, bünyesinde de ulusal Radyo'yu hayata geçirmiş olacağız. Bu IMC'ye siz de katılın. Telefon 0212 245 81 81. Evet ulusal kanalın yöneticileri işte ekrandan size bu imece çağrısını gerçekleştiriyor ve belirlenen tarihte radyomuz için 1 Haziran 1 Haziran'a kadar sizlere bu imece davetini yansıtıyoruz değerli seyirciler. Radyo gerçekten önemli. Yani meslek hayatına radyoyla başlamış bir isim olarak onun gücü, büyüsü, atmosferi bambaşka. Radyo çünkü hayatımızın her alanında var. Özellikle gün içinde e, Türkiye'nin gündeminden e, uzak duruyor e, radyo dinleyicileri. Çünkü ulusal sesi, vatanseverlerin sesi, antemperyalizmin sesini duyabilecekleri bir radyo mecrası maalesef e, yok bu çerçevede. Ulusal kanalın üstlendiği ulusal radyo projesi çok daha başka bir anlam ifade ediyor. Bir önceki kuşakta haberlerden özetlemeye çalıştık ama mevcut AKP iktidarı ama... E Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubu bulunan partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına baktığımız çerçevede demek ki yeni bir sürecin, yeni bir halkanın, yeni bir mücadele döneminin başladığını anlıyoruz. Bunların başında ekonomi geliyor. İkincisi özellikle emperyalizmin ülkemize dayatmak istediği projeleri AKP iyi yapamadı ben yaparım diyen muhalefet adayları olduğu sürece daha bir zor sürecin izlerini ve işaretlerini net bir şekilde alabiliyoruz. Dolayısıyla yayın mecralarımızı daha güçlü hale getirmek ve çeşitlendirmek durumundayız. Bu açıdan gerçekten ulusal radyo çok özgün bir görevi yerine getirecektir ve bu çerçevede de sizlerin desteğine katkısına bu imeceye katılmanıza ihtiyaç var. Radyo neden önemli? Hani o çok gürültülü atölyelerde bile radyo bir taraflarda açıktır. Oradaki emekçi o gürültünün sesini durdurduğu andan itibaren kulağını o radyoya verir. Hatta zaman içinde bilemiyorum o ortamlarda bulundunuz mu ama o gürültüye rağmen o radyonun sesini bir şekilde siz dinlersiniz ve takip edersiniz. İşte tarlasındaki üretici mutlaka yanına bir radyo alır o sesi duymak ister hatta o güveni duymak ister. İşte onun güvenini verebileceği mecra için ulusal radyoya ihtiyaç var. Çarşıda, pazarda esnafın vazgeçilmezidir radyo. Sadece otomobillerimizin içinde dinlemiyoruz. Hayatın her alanında çok yoğun bir katılım söz konusudur radyoya. Mutlaka her yerde kulağımızı verdiğimiz bir radyo olmalı hayatımızda. Yani hayatımızın bir parçasıdır radyo. Ve bu açıdan da ulusal radyo son virajına doğru sizlerin ilgisini, desteğini ve bu imeceye katılımınızı bekliyor. Ben 1 Haziran itibariyle yeni yayın mecramızla Türkiye'de daha güçlü olunacağını, halkın sesinin daha güçlü yansıyacağını düşünüyorum ve bu açıdan da desteklerinizi, bu imeceye katkınızı bekliyoruz. Evet bunu belirttikten sonra da devam edelim yine gündemle. Aydınlık gazetesine bakıyorduk makarnaya mahkum olduk diyor sürmanşette yükselen gıda fiyatları cep yaktı et ve balıktan vazgeçen halk tahıla yöneldi. Tencerede makarna ve bulgur daha çok kaynamaya başladı deniliyor. Bir uyarısı da var sürmanşette 3 maden sahasının daha özelleştirileceğini belirtiyor Aydınlık gazetesi. Zonguldak'ta Türkiye Taş Gömürü Kurumu'na ait 3 adet maden sahası 11, 12 ve 13 Haziran günleri ihaleye çıkıyor. Geçici teminat bedelleri 1 milyon lira olarak belirlenen maden sahaları 2049'a kadar da kiralanabilecekmiş. İşte AKP'nin özellikle e, ikramiye dağıtması çeşitli ekonomik avantajlar getirmesinin perde arkasında hala Cumhuriyet'in bu değerlerinin satışından beklediği gelirlerin olduğunu da anlıyoruz. 78 bin bakkal kepenk kapattı. Yine önemli bir ekonomik haber. Çünkü AVM'lere ve büyük marketlere ezdirilen Bakkalımız kahraman bakkalımız hani süpermarketlere karşı diye bir dönem kampanya vardı gerçekten buna artık gücü yetmiyor belli 78 bin bakkal önemli bir rakam Türkiye'nin ekonomisi baz alındığında. ABD'den İdlib'te örtülü tehdit bir diğer haber başlığı. İran'a yaptırıma katılmayacak. İran'ın en büyük ikinci ham petrol müşterisi olan Hindistan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uymayacağını açıkladı deniyor. Özellikle yazılım sektörüne yönelik yazılım sektöründeki başarısıyla adını duyuruyor. Biliyorsunuz Hindistan ve o anlamda da bir ekonomik güç olarak analiz edilmeye değer ülkelerden Aydınlı Gözler Söyleşi demiş Mardinli çocuklar sirk ile gülüyor. Mardin'de 2011 yılında farklı kültürlerden çocukları bir araya getirmek için Sirkhane adıyla bir sirk okulu kuruldu. Tek seferlik festival için kurulan Sirkhane, 2014'te her yerde sanat derneği adını aldı deniyor haberin ayrıntısında. Hürriyete bakalım. Hürriyet insanlığınız örnek olsun Merkel Solingen katliamının 25. yıl dönümü anmasına katıldı ve 5 aile ferdini kaybeden Mevlüde Gence insanlık adına örnek olduğunuz açıklamasını yaptı. Çünkü sağ sağduyulu mesajlarıyla dikkat çekmişti bu Türk ailesi. E, Havlasan bunu e, almaz. Fethin 565. yılda Erdoğan'ın açıklaması bu başlıkla duyurulmuş. Muhalefet adayları boş konuşur demiş Binali Yıldırım. Görüşmeyi ispatlamazsam namerdim demiş CHP'li Muharrem İnce'nin de Erdoğan'a yanıtı bu başlıkla görülmüş. Türkiye'nin bu türeni kaçırmaya hakkı yok e, diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da yine birinci sayfada Ankara'da yine kabus değerli izleyiciler. İşte 1995 yılları itibariyle bu zihniyetin yani AKP e, zihniyetinin yerel belediyeciliklerde harekete geçtiği, belediyeciliği en iyi onların bildiği, imardan en iyi onların anladığı, şehircilikten en iyi onların bildiğini iddia edenlere adeta acı bir tabloyla e, ders e, veriyor. İşte bu yağışlı havaların getirdiği etkiyle her yer, Adeta göle dönmüş durumda değerli izleyiciler ama galiba bu sefer vatandaşın canını artık tak demişe de benziyor. Bunu da belirtelim. Hürriyette sürmahşette şartlar normal olursa ben kaybetmem. Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç hürriyeti ziyaret etmiş ve burada bu açıklamayı yapmış. Bunu da belirtelim. Sabah gazetesine bakıyoruz. Bunların kafası dev projeleri basmaz demiş Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun HDP PKK aşkı diye de CHP'yi eleştiren yine bir habere yer vermiş. Birinci sayfada terör Türkiye'nin gündeminden çıktı demiş Başbakan Yıldırım'ın açıklaması sabahta. Akşam gazetesine bakıyoruz. İnce ince öğreneceksin Erdoğan'ın açıklaması bu başlıkta duyurulmuş. Artık aramıza giremeyecekler. Başbakan Binali Yıldırım iftarda Şırnak Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerle bir araya gelmiş. Çeyrek e, asıllık acıda buluştular. Solingen e, katliamının 25. yılında Merkel'in de katıldığı toplantı bu haberle bu başlıkla verilmiş. CHP Pensilvanya'ya baylokla bağlanmış. CHP Lideri Kılıçdaroğlu İnce'nin Pensilvanya yalanının peşine takıldı. Kendi ekibinin FETÖ militanlarıyla kurduğu bağlantıyı unuttu diyerek de bir hatırlatma yapıyor akşam gazetesi. Habertürk gazetesi üniversiteye kadar cep yasak okulun dışına çıkarılacak. Fransa'da okulda cep telefonu yasaklandı. Tüm eğitimciler uygulanmayan yasaktan dertli deniliyor. Başarının yolu İstanbul'dan diyen Erdoğan Köylere dönmemiz lazım diyen Muharrem İnce, Saadet Partisi'nin adayları tanıtması da yine bir e, kutucuk içinde yer almış. Ama dün çarpıcı açıklamalar yapan e, Doğu Perinçek'in açıklamalarına yer vermediğini görüyoruz e, gazetelerin yine. Karar Gazetesi, Sayın Bakan bu işe el atın Mavi Marmara'da saldırıyor Riyan Zekikaya, Ankara ile Tel Aviv arasında mutabakat gereği Maliye Bakanlığına dava açtı deniyor. İspatlama Hasan Namersin diyen e, Erdoğan'ın açıklaması, İspatlamazsam namerdim diyen İnce'nin açıklaması bu başlıklarla görünmüş. Zihni yorgun artık problem çözemiyor demiş Karamolluoğlu Erdoğan için. E, o da yine birinci sayfada kısa olsa bir haber olarak yer almış. Milliyet gazetesi Kirli paralar tedavi edilecek beyaz zehir tacirlerinin el konulan varlıklarıyla uyuşturucu bağımlıları tedavi ve rehabilite edilecek diyor. İstanbul'da başarı şart demiş Putin'i aramış ve Merkel'e daveti e, birinci sayfada başlıkları olarak yer alıyor. Mehmetçik'le iftar yıldırımın e, ziyareti ispatlamazsam namerdim diyen Muharrem İnce'nin açıklaması da yine birinci sayfada. Kaldırım terörüne polis dur demiş, kaldırımlara park eden araçların e, trafik ekiplerince çekilmesine e, ilişkin bir habere de yer veriyor. Milli Gazete, metal yorgunluğu zihniyette Karamolluoğlu'nun dünkü Erdoğan'a yönelik açıklamasını bu başlıkla görmüş. Orta Doğu Gazetesi, Suriye tezgahı manşetini kullanmış. ABD, Rusya ve Ürdün, Suriye için üçlü görüşme kararı aldı. İsrail yine rahat durmuyor, Türkiye gelişmeleri yakından takip ediliyor diyerek de, ayrıntılarını incelemek ve araştırmak gereken bir haberi eee manşetinde kullanmış Yeni Çağ gazetesi. Türkiye'ye iyi gelecek diyor. İyi Parti ekonomiden eğitime kadar birçok alanda yaşanan sorunların çözümünün yer aldığı seçim beyannamesini bugün açıklayacakmış. Nihayet görebileceğiz çözümler nelermiş. Erdoğan'a Hodri Meydan ispatlamazsam namerdim. Muharrem İnce'nin dünkü e, açıkladığı e, dünkü açıklamasından, dünkü mitinginden Başlığı bu şekilde tercih etmiş Yeni Çağ Selanikli Türklere mezarlık zulmü camiler kapalı mezarlık yok cenazeler 200 kilometre uzaklıktaki İskeçeye defnediliyor diyor hainlerin sığınakları çökertildi bir diğer haber başlığı birinci sayfadan Yeni Çağ gazetesini Yeni Şafak gazetesine bakacağız Türkiye'ye operasyon yapılıyor Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın açıklaması Mavi Marmara'ya selam e, ablukayı sembolik olarak kırdılar. Yerini doldurmak çok zor. 96 yaşında vefat eden sanat tarihçisi Profesör Samavi Eğici'ye ilişkin haberdi. Yine birinci sayfada yeni terör üssü tamf deniliyor. E, yine birinci sayfadan bir diğer haberde. Star gazetesine bakıyoruz. İnce ince anlatacağız e, Erdoğan'ın açıklaması geleceğimize göz diktiler yine bir diğer açıklaması. İşte Çamlıca Camii'nin Kadir Gecesi'nde açılacağına ilişkin bilgi de burada yer alıyor. TRT rakamları inceyi yalanladı şeklinde bir açıklama var. Dört şehir hastanesi daha hizmete hazır şeklinde bir seçim bildirgesini andıran sayfa hazırlamış. Star gazetesi de Vatan gazetesi utanç ve özür manşetini atmış. 12 yıl sonra bir ilk diyor. Solingen katliamının 25. yılındaki törende Merkel'de ilk kez yer aldı. Bu bir utanç diyerek özür diledi deniliyor. E, afiş nöbeti özellikle yurt dışındaki e, yaşanan bir tabloyu vermiş. Erdoğan'ı diktatör başlığıyla kapak yapan The Point dergisine Fransa'da yaşayan Türklerin tepkisi dinmek bilmiyor. Türklerin gördükleri her afişi indirmesi üzerine polisler bu afişler önünde nöbet tutmaya başlamış Vatan Gazetesi'ne göre. Putin'e YPG telefonu Erdoğan Rusya lideri Putin'le görüştü. Suriye ile ilgili siyasi süreçte PYD, YPG ve söz konusu terör örgütlerinin güdümündeki gruplara yer verilmemesini istemiş. Özellikle bu konu oldukça dikkat çekici e, diyebiliriz. Yurt gazetesine bakıyoruz. İspatlamazsam namerdim Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pensilvanya resti deniyor. Tatilci seçmenler ikinci tura endekslendi. 24 Haziran iptalleri %100'ü buldu. 8 Temmuz iptalleri ise %75'e ulaştı deniliyor. Böyle bir tezat vardı ilk rakamlarda hatırlayacaksınız. Ama anlaşılan o ki anketlerden etkilenen yurttaşların ikinci tur içinde e, hazırlığını yaptığını anlıyoruz. %75 iptal önemli bir oran e, öyle gözüküyor en azından. Evet. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun AKP'lerin %70'i içeri girer açıklaması. Muharrem Bey'in CHP'den daha fazla oy alması beni sevindirir diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Ee, Erdoğan'dan inceye tazminat davası o son söz sözlülüğü biliyorsunuz mahkemeye taşındı. Irak'ta bir asker şehit ee, yine birinci sayfada yer alan haberler arasında. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Linç siyaseti iktidara yakın sosyal medyada seviyesiz kampanya. E, gerçekten böyle garip photoshoplarla falan e, böyle liderleri karalamaya yönelik bir takım haberler var. E, bu da işin çirkin boyutu. Pensilvanya mahkemelik demiş Erdoğan Muharrem İnce'ye e, tazminat davası açtı deniliyor. Halk Arenası'na yasak getirildi. Uğur Dündar Twitter hesabından biliyorsunuz duyurdu. Yazarımız Uğur Dündar'ın Halk TV'de hazırlayıp sunduğu ve izleme rekorları kıran Halk Arenası programı 15 Haziran cuma akşamı İzmir Dikili'deki Atatürk Meydanı'nda yapılacaktı. Dikili İlçe Seçim Kurulu programın yapılmasına izin vermedi. Dündar karara "Yaşasın demokrasi, yaşasın hukuk devleti" diyerek tepki gösterdi deniliyor. Bunlar namussuz bunlar ahlaksız inceden fotomontaja sert tepki e, liderleri yine hedef alan bir tabloydu bu. İkinci tura ben kalacağım diyen Akşener'in iddialı sözü birinci sayfada Ali Koç projelerini sözcüğe anlattı deniliyor ve FETÖ davalarının yarısı tamamlandı diyen Can Özsel'in bir haberi e, İrfan Fidan'ın açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın açıklamasına ilişkin yer almış birinci sayfada ve yine bakıyoruz Vatan Partisi Genel Başkanı Do Operinci'nin açıklamasına yer vermemişler. Taşıma oyda büyük ustalık. Sandık taşımaya 90'lı yıllardaki terör olayları gerekçe gösterilmiş. FETÖ sıkıştırması Erdoğan'ın Gülen savunmasından ikna olmayan muhalefet atağı sürdürüyor. İnce'den Milli kuru fasulye tarifi dünkü açıklamasına ilişkin mitingin ilişkin haber bu başlıkla yer almış. Aziz Yıldırım hesap sormak için adayım kongre öncesinde gazeteyi ziyaret etmiş. Aziz Yıldırım ve Solingende 25 yıllık acı deniliyor. Bir gün gazetesine bakıyoruz. Emek düşmanlığına tamam deme zamanı. Disk raporu 16 yılda kaybeden hep işçiler oldu. Disk'in hazırladığı emek raporu 16 yıllık AKP iktidarında işçilerin uğradığı hak kayıplarını gözler önüne serdi. Disk 24 Haziran'da tamam diyelim çağrısı yaptı deniliyor. Kadınlar isterse her şeyi başarır. Kozmetik firması Flomar'da sendikalı oldukları için işten atılan çoğu kadın işçi 120 işçi Gebze'de 16 gündür direnişte ilk kez bir direnişin içinde olduklarını söyleyen kadınlar Flomar'ın reklam sloganını hatırlatıyor. Kadınlar isterse her şeyi başarır deniliyor. Önemli bir emek haberine yer vermiş birinci sayfasında. AKP seçmeni de gidişattan rahatsız. Bir güne konuşan bulgu araştırmanın kurucusu Semih Duran, anketlere göre AKP'nin kendi seçmeni de ekonomiden, işsizlikten ve eğitimden memnun değil. Evet gerçekten bu tablo önemli. Kimi anketlere göre %12, kimisine göre %18, kimisine göre %20 ya da daha yukarıda bu değerlendirmeyi yapanlar var. Yani AKP'den kopması muhtemel bir oy potansiyelinin oranı oluyor. Kararsızlar olarak biliyorsunuz bu tanımlanıyor ve sanıyorum yaklaşık 2 ya da 3 milyona yakında yeni seçmen yani 18 yaşını yeni doldurmuş bir seçmen kitlesi bu seçimin belirleyici unsurları arasında yer alacak. Ama muhalefet AKP gibi davranmaya devam ederse AKP'nin yaklaşık işte 15-16 yılda yaptıklarını yapacağım sözlerini vererek bildirgeler hazırlarlarsa bu seçimi de muhalefet eliyle AKP'ye hediye derler. Bunun uyarısını defaatle yapıyoruz. Ondan sonra seçim gecesi oturup da abi oyla hile yaptı kazandı bilmem ne falan filan diye kimse oturup ağlamasın. Yani bunun özellikle altını çizelim. AKP'nin yaptıklarını yapacaksınız. Niye geliyorsunuz? Ekonomiyi düzeltin diyoruz. Eğitimi düzeltin diyoruz. Birçok başlıkta sorun yaşıyoruz diyoruz. Bütün bunların çözümünü ortaya koyun diye sesleniyoruz. Neden mi? Nedeni çok açık ve net. İşte bakın Abbas Güçlü mesela Milliyet gazetesinde liselere giriş muamması başlıklı bir yazı kalemi almış. Hiçbir liderden bu çerçevede bir açıklama duydunuz mu duymadınız mı siz karar verin. Liselere giriş sınavı LGS için sayılı günler kaldı. Cumartesi sabah yapılacak LGS için artık son gün ve son saatler yaşanıyor. Adaylar heyecanlı ve bir o kadar da karamsar çünkü önlerini göremiyorlar. Nasıl bir soru tipiyle karşılaşacaklar bilmiyorlar velilerin de kafası karma karışık. Çünkü hangi okulları tercih edecekleri belli değil. Sınavsız olarak hangi okullara girebilecekler belli değil. İstedikleri bir okula giremezlerse ne olacak belli değil. Özel okullarda öğrenim ücretleri yükselir mi yoksa KDV'ler kaldırılırsa düşer mi belli değil. Kayıt maratonu ne zamana kadar sürecek belli değil. Kolejlere ön kayıt yaptırırlarsa devlet okullarına girme şanslarını kaybederler mi belli değil. Hangi okullardan hangilerine nakil olana olacak belli değil. Belirsiz olan daha pek çok şey var ve seçim telaşında hepsi unutuldu gitti. Ama her şeye rağmen sakin olmakta yarar var. Çünkü keskin sirke küpüne zarar misali velilerin ve öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar MEB'in umrunda bile değil. Sınava odaklanın ve hasta olmayın yeter. Gerisi bir şekilde kendiliğinden gelecektir. Sınav zor mu? Peki zor mu yoksa kolay bir sınav olur? E, mantık seçiciliği yüksek bir sınav olur diyor ama tam da seçim öncesi zor bir sınav yapıp herkesin moralini bozmak Kimsenin işine gelmez. Bu yüzden her türlü olasılığa açık olmak gerekir. Çok kolay sorular olursa bu kadar da olmaz deyip sakın öküzün altında buzağı aramayın. Geçen yıl Teok 2'de tam 17 bin şampiyon çıktığını da aklınızın bir köşesine yazın bulunsun diyor. Ee, Abbas Güçlü Milliyet gazetesini Şimdi Abbas Güçlü'nün bu sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı adayı var mı şu saate kadar? Defalarca buradan dile getirdik. Bakın dedik bu seçim geçer hadi 24 Haziran hadi 8 Temmuz neyse hemen sonrasında işte bir hafta 10 gün dinlendiniz ilk telaşınız işte bu olacak. Yani buna ilişkin net bir yanıt duyduğunuz bir tane cumhurbaşkanı adayı var mı? Bakın, çok derece önemli veriler bizim de derlemekte bazen sıkıntı yaşadığımız süreci çok güzel özetlemiş. Mesela özel okullar, eğitim ücretsiz olacak mı? Sağlık ücretsiz olacak mı bu çocuklarımız için? İşte bu milyonlarca aileyi ve çocuklarını ilgilendiren gelişmeler. Hiç bunlara ilişkin net mesaj verebilene denk geldiniz mi? Yani sürekli hamaset, o ona laf soksun, o ondan lafını çıkarsın. Böyle bir seçim sürecine gidiyoruz. Ee, ama çok yıllı sorunlar silsilesi 24 Haziran'a ya da 9 Temmuz'a her neyse Türkiye'yi bekliyor. İşte başta ekonomi, e, milli eğitim ve bölgesel güvenlik politikaları olmak üzere her şey ortada ve net. Şu ana kadar görüntü şu, AKP gibi e, ya da AKP'nin 2002 yılında başladığı sürecin Yeni temsilcileri o yapamadı iyi biz daha iyi yaparız diyerek sanki göreve geliyor gibi bir hava var bunu değerlendireceğiz. İşte hiçbir gazetenin e, dün neredeyse görmediği görmek istemediği o tablonun ayrıntılarını verelim. Çok net açıklamalarda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kameralar karşısına geçti. Devlet Bahçeli'nin son af çıkışının perde arkasını anlattı. Türkiye'ye bu çerçevede getirilecek çözüm önerisini de bakın nasıl sıraladı ve açıkladı erken seçime gitmenin şartlarını saymıştı. İşte o şartlardan bir tanesi de bu. Kamu kaynaklarına el koyan suçluların e, affının karşısındayız. Önce Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli, Devlet Bahçeli efendim garibanlara af e, örtüsü altında yolsuzluğa af önerisi getirmektedir. Sonra da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Muharrem İnce'nin devir sabık yaratmayacağız şeklindeki vaadini de Türkiye için çok tehlikeli buluyoruz. Bu e, tıpkı Devlet Bahçeli'nin yolsuzluk suçlarını affetme girişimi gibi yolsuzluğun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin gitmeyeceğinin bir ilanı olmaktadır. Yolsuzluğa karşı Vatan Partisi'nin çözümünü açıkladı. Kamu mallarını koruma mahkemeleri kuracağız. Yani yolsuzlukla mücadeleyi bu mahkemeler üzerinden çok hızlı bir yargılama süreciyle hayata geçireceğiz. Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, genel af çıkışıyla tartışma yaratan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklama yaptı. Devlet Bahçeli'nin getirdiği bu genel af önerisi, garibanlara af değil, yolsuzluk yapanlara, kamu kaynaklarını yağmalayanlara af önerisidir. Bu son derece önemli. Yolsuzlukla evet. mücadelede kararlı olduklarını vurguladı Vatan Partisi Lideri. İktidarımızda yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat suçlarını yolsuzluk mahkemelerinde yargılayacağız dedi. Soruşturma ve kovuşturma sürelerini bile şimdiden açıkladı. 3 ayla sınırlayacağız soruşturma süresini. Yani cümle savcıları şüpheliler hakkında 3 ay içerisinde dava açacak ve kovuşturma da yani yargılamada muhakemelerde 6 ay içinde sonuçlandırılacak. Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in bir diğer gündemi de ekonomiydi. Vatan Partisi dışında hiçbir partinin çözümünün olmadığını söyledi. AKP ve adayı Erdoğan'dan başladı. Tayyip Erdoğan'ların devri bitti dedi. Bugün AKP iktidarının bu deprem karşısında, ekonomik de deprem karşısında çıkmazdı olduğunu, çırpındığını, Türkiye'nin borç batağında çırpındığını görüyoruz, çıkmazlıdırlar. CHP'nin adayı Muharrem İnce ve İyi Parti'nin adayı Meral Akşener'i de eleştirdi Perinçek. Amerika ve Batı'ya yalvararak ekonominin çözülemeyeceğini vurguladı. Batı'ya yalvararak, Amerika'nın önünde diz çökerek, elini öperek, ayaklarına kapanarak bir ekonomik çözüm yok. Böyle bir ihtimal yok. Neden yok? Çünkü musluklardaki su akmıyor. Hani sıcak para musluklarını Amerika açsın, Amerika'nın açtığı musluktan sıcak para akmıyor. Muslukta su yok. Vatan Partisi'nin çözümünü açıkladı Perinçek. Tek çare bu dedi. Bir milli direnme ekonomisiyle üretim ekonomisinin inşasına geçeceğiz. Önümüzde aydınlıklar var, zenginlikler var, başı dik Türkiye var. Sadece ekonomi değil, siyasi gündemi de vardı Perinçek'in. E, Tabii HDP'nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin barajı aşması lazım sözlerini değerlendirdi. CHP ve İyi Parti PKK ile birlikte hükümet kurma projesinin içindeler. PKK'nın barajı açıp onların kuracağı hükümette ortak olması bütün umutları bu. Bu umutlar boşuna. Türkiye'de hiç kimse PKK hükümet yapamaz. Amerika'nın da buna gücü yetmez. Vatan Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin PKK ile yapılan ittifakın ilanı olduğunu söyledi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin teröristlerle işbirliği yaptığının ilanıdır. İşte böyle değerli izleyiciler yolsuzluk mahkemelerini kuracağız. Yani bunun hesabı sorulacak diye çok net açıklamalar hem içeride hem dışarıda gerçekten Türkiye'nin Net çözümlerini dile getirmesi açısından Vatan Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçe'nin açıklamaları galiba bu dönem bir başka önem taşıyor. Bunun özellikle altını çizelim. Aydınlık Haber Müdürü Tevfik Adan stüdyomuzda. Sevgili Tevfik hoş geldin hoş günaydın, günaydın stüdyomuza. Ha. Yoğun bir gündem, yoğun bir tablo söz konusu. En çok tabii bu süreçte yurttaşlar biraz alanlardan yansıyan, ben senden daha iyi konuşurum. Ben sana daha iyi laf sokarım şeklinde belki anlayabileceğimiz bir tartışmayla gidiyor ama biz yine satır arasını, perde arkasını, Türkiye'nin sıcak gündemini konuşalım. sen yoktun bir önceki kuşakta. Birgül Ayman Güler Hoca. Evet. Ee, çok önemli bir e, yazı kaleme almış. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesinde çok açık ve net söyleyeyim Türkiye'yi bölme projesidir o. Onun satırları. 2003'te AKP nasıl yazmıştı? 2018 seçim bildirgesinde CHP nasıl yazmış? Onu yansıtmış. Sizin de Bugün Öcalan'ın kaleminden izlerle evet. yine benzer bir haberiniz var. Bir bize anlatır mısın ne? Bu Birgül Hoca'nın karşılaştırması. Kamu yönetimi temel kanun tasarısı 2003. O dönem biliyorsunuz AKP'li Ömer Çelik'in komisyonu tarafından oluşturulmuştu. İşte CHP'nin 2018 seçim bildirgesi. Bu birinci kısım Türkiye'de harekete geçirilmeye çalışıldı. Bedeli Ergenekon Balyoz ve yasaklar Doğru. büyük bir mücadele dönemi Fethullahçı bu, terör örgütü başarısız oldu. Ben Yok diyor oluyor. o başarısızlığı bu yeni döneme taşımak istiyorum. Ha, CHP de başarısız olacak. Böldürmeyeceğiz. onu söyledim ama e, bir bize anlat bir süreç ne oluyor ya. Yani. Ya şimdi e, tabii partiler seçim bildirgelerini açıklamaya başladılar. E, bugün, de, e, iyi bugün parti. de İYİ Parti saat 11'de açıklıyor. Tabii seçim bildirgeleri bir Manas Destanı gibi yani yazdıkça yazmışlar. AKP'nin 360 sayfa sanırım. CHP'nin 250 sayfa. Akeza Dolayısıyla vatandaşların bunları kapsamlı şekilde inceleyerek ayırt etme şansı çok fazla yok. Ee, biz de tabii Aydınlık Gazetesi olarak burada e, Türkiye'nin geleceğine ilişkin sorun teşkil edecek noktaları çıkartıp vatandaşları anlatmaya çalışıyoruz. Didik didik ilk bütün programları inceliyoruz ve e, aralarındaki farkları bulmaya çalışıyoruz ama şu ana kadar aralarında bir fark bulabilmiş de değiliz. Yani özellikle 5 Parti bakımından bunu söylüyorum. Tabii İyi Parti açıklamadı ama parti programlarındaki bazı kavramlardan yine Yola benzer çıkarak. evet ifadelerin kullanılabileceğini öngörüyoruz yine. dolayısıyla AKP, MHP, CHP, HDP, İyi Parti'nin programlarında, Saadet Partisi'nin programında ya da çok benzer ifadelerin kopyala yapıştır yöntemiyle alındığını, hatta birbirlerine rol çaldıklarını görüyoruz. Şimdi Önümüzde korkunç bir tablo var. Yani programları incelediğiniz zaman e, tarımı destekleyeceğiz, ne bileyim e, Türkiye'yi kalkındıracağız gibi ifadelere kimse takılmasın. Oralarda herkes ortaklaşıyor zaten. Ama büyük oyunun e, oynandığı bazı kavramlar var. Ve bu kavramlar üzerinden e, Türkiye yeniden açılım süreçlerine, çözüm süreçlerine, sözde çözüm süreçlerine sürüklenmeye çalışılıyor. CHP'nin de en son açıkladığı seçim bildirgesinde, AKP'nin e, açılımı yürüttüğü, Türkiye'yi bölme projelerini yazdığı o bildirgelerin aynen kopyalandığını görüyoruz. E, daha 2-3 sene önce hatta yeni anayasa sürecinde bunlar çok kapsamlı konuşuyorduk ama çok hızlı unuttuk. Yani e, şimdi CHP çıkmış diyor ki Avrupa yerel yönetimler özellik şartındaki çekinceleri kaldıracağız işte ne bileyim yer ve yörelerin özgün isimlerini iade edeceğiz. Yani Tunceli'yi yeniden dersim yapacağız diyor. Kürt sorunu eşitlik yurtta eşit yurttaşlık ilkesi temelinde güvenlikçi anlayışla çözeceğiz diyor. Güvenlikçi anlayışa teslim olmadan çözeceğiz diyor. Yeniden ana dilde eğitim diyor. NATO ile ilişkileri düzelteceğiz. AB ile ilişkileri düzelteceğiz diyor. Medeniyetler ittifakı diyor. Onlar için tabii Çin vesaire Hindistan yani yükselen Asya bir medeniyet değil onlar e, antidemokratik ülkeler. Dolayısıyla medeniyetler ittifakı içinde bir rol biçiyorlar kendilerine. laikliği özgürlükçü bulmuyorlar. Özgürlükçü layıklık denilen yepyeni bir kavram ortaya atıyorlar. Yani açıkçası e, Türkiye'nin yeniden AB kapılarına, Atlantik kapılarına bağlandığı, diz çöktüğü bir programı getirdiler. Halkın önüne koydular. Şimdi burada e, halkımızın dikkat etmesi gereken, duyduğu anda tereddütle yaklaşması gereken bazı kavramlar var. Bunları çok hızlı e, unutuyoruz. Örneğin eşit yurttaşlık diye bir şey açın AKP'nin programını, HDP'nin programını, CHP'nin programını. Mu, muhakkak şeyde de İyi Parti'nin programında da olacak. Çünkü e, seçim bildirgesinde olacak. Programlarına yazmışlar. Eşit yurttaşlık denilen kavramı hepsi kopyalamış, yapıştırmış. Hepsi almış. Şimdi biz eşit yurttaşlığı 3 sene önce çok kapsamlı tartışıyorduk. Hatırlayın. Eşit yurttaşlık bizim anayasamızın 10. maddesindeki yurttaşların eşitliği maddesi değil. Eşit yurttaşlık başlı başına bir siyasal programı ihtiva ediyor. E, tabii kökeni çok daha eskilere dayanıyor. Yani 1900'lerin başında e, Avusturyalı bir Marksist Otto Bauer e, o dönem hani etnik yapıların kültürel özellik adı altında e, kimliklerinin tanımlanması üzerinden bir kavramı ortaya atmıştı. Sonra Sovyetlerde bu uzun süre tartışıldı. Bakın bugün kendisine sosyalistim, komünistim diyenler bunu e, iyi incelesinler. O dönemin menşevikleri demokratik toplum diyorlardı, demokratik e, siyaset diyorlardı her şeyin başına demokrasi getiriyorlardı ve kültürel özellik adı altında bir şeyi kavramı dayatıyorlardı. Bolşevikler çıkıp onlara tarihi bir cevap verdiler. O da not almıştım. Diyor ki Bolşevikler Menşeviklere kültürel özellik dediğiniz kültürellikle alakası yok. Dört başı mamur siyasal bir programdır, taleptir. Dürüst dolun, alemi aptal yerine koymayın. Şimdi dün e, Bolşevikler, Menşevikler alemi aptal yerine koymayın diyordu. Bu bir siyasal program diyordu. E, 100 yıl geçti üzerinden. Aynı şeyi biz bugün ee, bu arkadaşlara yani bu siyasal partilere söylüyoruz. Milleti aptal yerine koymayın eşit yurttaşlıkla vesaire. Bu dört başı mamur bir siyasal programdır. Ha bu 1970'lerde tabi bu Sovyetlerden sonra... E, Sovyetler e, şeyden sonra, Bolşeviklerden sonra 1970'lerde yine Avrupa Birliği kurma hayalleriyle Habermas vesaire gündeme getirdi. Asıl 90'dan sonra Sovyetler'de yıkılınca tabi e, yeni kurulan ya da ayrılan ülkelere bir profesyonel anayasa yazma diye bir şey çıktı. Ortaya bir mozaik anayasalar. Hatırlayın Irak 2005 anayasasını. Bütün etnik ya da dini gruplar ne varsa hepsinin anayasada tanımlandığı, kendi ana dillerini kullanma hakkının verildiği böyle e, anayasalar yazılmaya başlandı. 2003 yılında da Öcalan e, Demokratik Konfederalizm diye bir PKK broşür yayınladı. Burada demokratik ulus diye bir kavramı ortaya attı. Demokratik ulus tabii onlar için bizim cumhuriyetimizin ulus kavramı yani Türk milleti kavramı onlar için antidemokratikti. Dolayısıyla bir ülkedeki bütün milliyetlerin tanımlandığı ve bunların eşitliğinin sağlandığı bir federal yapı öngörüyorlardı ve buna da demokratik ulus dediler. Sonra bunu da eşit yurttaşlık ve ortak vatan denilen iki kavram adı altında sistemleştirdiler. Şimdi bugün Öcalan'ın 2003'te o tekrar gündeme getirdiği daha sonra HDP metinlerine giren ondan sonra e, imralı tutanaklarında süreçlerinde açılım süreçlerinde ortaya çıkan bütün metinlerde yazılan AKP'nin programına aldığı o eşit yurttaşlık dediğimiz bölücü Türkiye'yi demokratik devrimler çağı'nın gerisine götüren yani yeniden e, ulus olma bilincinin kaybedildiği milliyetlerin etnisitelerin, dini grupların e, birer şey olarak irade olarak ortaya çıktığı o 200 yıl önceye götüren bir programı geliyorlar. Bugün Türk milletinin önüne hiç utanmadan çok özgürlükçü, eşitlikçi bir kavrammış gibi sunuyorlar. Şimdi bu insanlarımızın, halkımızın bir kere burada eşit yurttaşlık kavramını duyduğu anda bir irkilmesi lazım. Durun demesi lazım. Siz eşit yurttaşlıkla bizi kandırıyorsunuz. Bakın bütün programlarda var bu. AKP yazmış, CHP yazmış, HDP yazmış, o getirmiş zaten. Şimdi Saadet Partisi, İyi Parti muhtemelen yazacaklar. Dolayısıyla burada Eşit Türktaşlığa karşı bir direnç göstermesi lazım insanların en azından sandıkta oylamaya gittiği zaman. Sonra Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'ndaki çekinceleri kaldıralım diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ne işte Biz 10 maddeye çekince koymuştuk biliyorsunuz. Bunun 8 tanesinin 2005'ten itibaren çıkan yerel yönetimlerdeki değişiklik e, düzenlemeleriyle kaldırıldığı düşünülüyor. Ve kaldırıldı çoğu da. Esas olarak 2 tane temel. Hüküm kaldı kaldıramadıkları. Biri bu ileri denetimin kısıtlanmasını öngören 8-3 e maddesi. Diğeri de yerel mali sistemin çeşitli ve esnek olmasını gören 9-4 e maddesi. Bu da bir mali federalizm getiriyor. Bu Tabi bunları kaldırabilmeleri için de bir anayasa değişikliği gerekiyor. Çünkü e, bizim merkeziyetçi bir anayasamız var. Hatta yasalara koydular ama anayasada hala o merkeziyetçi yapı yani bizim üniter yapımız korunduğu için bunu anayasayla değiştirmeleri lazım. E şimdi çıkıyor. Öcalan diyor ki yeni anayasa yapacağız. Kılıçdaroğlu diyor ki yeni anayasa yapacağız. Her gelen yeni anayasa yapacağız. Yeni anayasaya ne koyacaklar? Ben size söyleyeyim. size i̇şte bu iki maddeyi koyacaklar. Halbuki e, bu iki bu özellik şey yerel yönetimler özellik şartındaki çekincelerin kaldırılması yetkisi bakanlar kurulunda. Zaten 8 tanesini AKP değiştirmiş. Bir çağrı yaparsınız dersiniz ki kardeşim sen bunları değiştirmişsin. Bakanlar kurulu da senin emrinde. E, söyleyeyim bu çekinceleri kaldırsın diye de e, söyleyebilirsin ama bunu artık bir e, siyasi malzeme haline getirmiş CHP. Doğru. Yani bunu AKP'ye bir baskı unsuru vesaire geçmiş bir siyasi malzeme haline getirmiş. Ben yapacağım diyor ya, aynı. Ben yani. yapacağım Doğru. diyor evet. Burada ikiz yasaları unutmamak gerekiyor değil mi ya, Avrupa ikiz yerel yasalar. Yönetim özellikle. Yani bu dün akşam ilginç bir savunması hı hı. oldu NTV'deki bir önceki akşam mıydı? Ee, canım dedi işte bu e, meseleyle ilgili yasalar dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem de dedi oy birliğiyle çıkmış. E çıkartmasaydınız? Aynen öyle. Yani bu bir savunma mı yani? Sonra bu ikiz yasalardan sonra şeyler çıktı biliyorsunuz bölge kalkınma ajansı faaliyetleri ortaya çıktı Türkiye'yi 35 Doğru. bölgeye böldüler. Onların kendi özel mali yapılarını ortaya tanımlamayı çıkar. falan Doğru. ortaya çıkardılar. Yani Türkiye'yi Türkiye nereden döndü? Türkiye federalizmden döndü yani kapısından döndü. PKK, PKK haraç toplama e, evet. cesaretini nereden buldu? İşte bunların gündeme gelmesinden Aynen. buldu. Aynen. İşte hamur süreçleri, açılım süreçleri, çözüm süreçleri vesaire derken şimdi yeniden sözde tabii e, bunu ayağa kaldırmak için de iki gün önce bir manşet attık hatırlayın. Oslo'da yeni bir hmm, görüşme oldu. Doğru. E, bu açılım sürecini yürüten Demokratik e, demokratik Düşünce Enstitüsü yanlış hatırlamıyorsam e, İngiltere Merkezi bir kuruluş. Bunların Osta'da düzenlediği bir toplantıya bu dönemin akil adamları, akil heyeti yeniden gittiler. Ee, orada bir toplantı yaptılar. Ondan önce AKP'li eski bakanların gittiğini, onun öncesinde de Kılıçdaroğlu'nun aynı derneğe giderek çeşitli temaslarda bulunduğunu biliyoruz. Herkese Abdullah Gül'ün vesaire de o dernekle yakın ilişkisi olduğunu biliyoruz. Yani e, Batı e, açılıma dönmek için sadece solcu Alevi-Sünni, Türk Kürt vesaire muhafazakar liberal ayrımı yapmıyor. Evet. Bu kim piyonuna bakar Ya yani bu işte teşne kim varsa onu alıyor ve kullanıyor. Ee, CHP'nin de bu bildirgeyle yeniden açılıma dönmeye, teşne olduğunu, çok hevesli olduğunu e, düşünebilir ya da bunu ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Esası bu. Evet, ee, ana şemsiye bu. İki ee, iki tane önemli ekonomi haberi gördüm bugün. Evet. Üç maden sahası özelleştiriliyor. Pek ses soluk yok bu işte seçim öncesi. Bir diğeri de Makarna'ya mahkum bir Türkiye. Bulgur ve makarna fazla kaynıyor. Gerçi ikisi de ucuz değil yani o da bir Doğru, şey değil. ama herhalde daha bir ne der, bereketli mi derler. Hani bir avuçtan bir tencere çıkıyor gibi herhalde onun etkisiyle Doğru. daha çok kullanılıyor. Şimdi biz öğrenci menüsü derdik makarnaya evet. değil mi? Öğrenci Doğru. evinde sürekli makarna pişer. Hatta öğrenciler artık bıkar falan ailelerine Doğru. gittikleri zaman makarna yapma anne filan derler. Şimdi Birleşik Kamu İş bir halkın enflasyonu raporu yayınlamış. Ee, geçen gün bir zat-ı muhterem diyordu hatırlıyorsunuz. Halka zam gelmedikten sonra bize ne kuru artışlarından <laughs> vesaire diye. Şimdi halka zam geliyor. Onu e, çarşı pazar fiyatlarını aldığınız zaman, pazarda şöyle Anlıyorsun bir gezdiğiniz bunu. zaman anlıyorsunuz. Sofradaki enflasyon %20'lere varmış. İnsanlar artık gramaj düşürmeye başlıyor. Yani dün bir kilo peynir alıyorsanız artık insanlar 50 şey 500 gram ya da 250 gram peynir almaya başlamış. Et ve balıktan zaten ee, dar gelirler hiç. Yani koklayamıyor bile. Kasapların önünden geçemez olmuşlar. Türkiye'nin en yoksul %10 kesimi diyor raporda 100 liralık harcamasının 31 lirasını e, gıdaya harcıyor. Yani insanlar, yoksul insanlarımız elde ettikleri paraların üçte 1'ini neredeyse gıdaya harcıyor. E bunun yanında kirası var, çocuk giderleri var, ulaşımı var, elektriği var, doğalgazı var, suyu var. Yani insanlarımız artık açlık seviyesinin altında ee, yaşamaya çalışıyorlar. Yani açlık seviyesi Doğru. biliyorsunuz asgari ücreti geçti. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1680 liralarda, 1700 liralara varmış durumda. Asgari ücret 1603 lira. Açlık sınırının altında yaşayan çok e, geniş bir kitle var. E, tabi bunlar da harcamalarının o gıda harcamalarının diyor %20'sini, %30'unu neredeyse şey alıyorlar, buğday alıyorlar, e, makarna alıyorlar, pirinç alıyorlar, değil mi? bulgur alıyorlar vesaire. Yani e, Yemek kültürümüz, yeme alışkanlıklarımız da değişmeye başladı. Dolayısıyla biz de makarnaya mahkum olduk diye bir manşetle çıktık. son sanırım TÜİK son 5 ayda gıda enflasyonu %5 falan olduğunu iddia ediyor ama rapor %10'lara vardığını söylüyor. Yine pazarda, çarşıda esnafla vesaire ya da vatandaşla konuştuğunuz zaman gıda harcamalarının yüzde %20, yüzde %25 son 7-8 ayda arttığını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye biber 10 lira pazarda biber yani 10 lira evet yani, yani in gibi değil yani e, Türkiye makarnaya mahkum oldu biber yiyemiyoruz yani bir, o biberi üretene sorsanız o da kuruş da veriyor evet onu onu söylüyor yani böyle de bir değil mi e şimdi e, açmaz çünkü ha buna çözüm diyoruz cumhurbaşkanı adayları ne yapacaksınız diyoruz bu sisteme ses yok <laughs> e, yani tarım rezalet durumda gerçekten yani tarımın bütün girdileri e, ithalata bağlı. Kur fiyatları çok yükseldi. Mazot, benzin fırlamış durumda. E, gübreyi deseniz dolarla alıyorsunuz. Evet. E, tohumu deseniz yine dolarla yurt dışından İsrail'den vesaire getiriyorsunuz. E, dolayısıyla üretici kazanamıyor. Aracılarda çok ciddi paralar yüklüyorlar üzerine. Vatandaşa gelene kadar 1 liralık mal 10 lira oluyor. Kimse kazanamıyor burada. Yani kazanan birisi yok. Bir de onun üzerine gümrükleri sıfırladınız. Değil mi? Yurt dışından şeyler e, ithal mal geliyor. Bizim üretici bu sefer e, rekabet şansı Reka, kalmıyor. Kalmadı, doğru. Sıfır gümrükle et getiriyorlar. Bilmem ne getiriyorlar. En son mısırı işte yurt dışından uluslararası alım için bir ihale açtılar. E, samanı ithal et. Mısırı ithal et. Tohumu ithal et. Toprağı, gübreyi ithal et. Ondan sonra <laughs> vatandaş ne yiyecek, nasıl kazanacak ya da e, tarım do dolayısıyla çok şey bir zor bir durumda yani tarım faaliyetlerinden para kazanmak imkansız hale gelmiş durumda. E, bunun yanında sıcak para için biliyorsunuz Londra'ya gitti. Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanımız, Ekonomi Bakanı ile Merkez Bankası Başkanımız. E şimdi e, yurt dışından para dilenmeye gidiyorlar. Faiz bank hani neydi? Şeyi faiz silahını çektirmeyeceklerdi. Faiz kimseye yaramıyordu. Küresel ekonomiye yarıyordu vesaire. Bir anda e, 8,5 puan, 8 puan birden arttırı verdiler. 16,5'lara getirdiler faizi. E, tabii İngiltere'den orada sıcak para bulma arayışı sürüyor. Bir yandan da özelleştirmeler devam ediyor. Bunları da 80 milyon, 100 milyon, 200 milyon neyse değerinin çok daha altında hiç, yani e, hiç fiyatına satarak buralardan para elde etmeye çalışıyorlar. Ha bu paralar nereye gidiyor? Bakın dün çok ilginç bir haber vardı. NATO karargahı tamamlandı. Mesela Brüksel'de hmm. NATO yeni bir karargahına taşındı. 1.17 milyon avroya, milyar avroya mal olmuş. NATO karargahı. 28 tane üyesi var. Bunların hepsi eşit paylaşıyor bunun giderlerini. Yani 40 milyon avro. Bizim cebimizden NATO karargahına para veriyoruz. Şimdi zaten bunu satıyorsun, şeker fabrikalarına satıyorsun 80 milyona, 100 milyona. Oradan gelen parayı gidiyorsun, NATO karargah yapsın diye oralara para ayırıyorsun vesaire. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun biz NATO ile ilişkileri normalleştireceğiz dediğinden de şunu anlıyorum. NATO bizi şeyle eleştiriyor mesela, gayri safi yurt içi hasılanızın %2'sini her yıl NATO'ya vermek zorundasınız. Biz tamamını vermiyoruz, bir veriyoruz, bir buçuk veriyoruz. Trump'tan diyordu ya hadi biraz aç, muslukları açın, şu paraları tamamlayın diye normalleştireceğiz dediği de biz paraları günü gününe harcayacağız. Günü gününe yatıracağız. NATO'ya borcumuz kalmayacak diye anlıyoruz. <laughs> Anlamak lazım. E, dolayısıyla yani şeker fabrikasından gelen parayı NATO'ya aktarıyorlar. E, böyle bir ekonominin ayakta durma şansı yok. Esnafı yine bitirmişler. İşte teskin bir raporu var yine. Ya, i̇nanılmaz. 78 bin bakkal. Son 7 yılda 78 bin bakkal kepenk kapatmış. Yani e, o kadar kontrolsüz büyüyor ki bu zincir marketler. Şimdi e, Dolayısıyla mahalle esnafını bitirmişler. Ve insan. galiba kimseye e, alan bırakmayacak. Yani artık çiçekçi çünkü oralar, artık ne bileyim evet. e, kasapçı, artık bilmem neci. Yani sadece bakkalın da ötesine geçti e, piyasada sağda solda gördüğümüz dükkanlarda ne varsa onlar için ayrı ayrı birimler var bu. E, Bir de bunların hayatta zincir. kalması için çeşitli imtiyazlar tanınıyor. Mesela dışarıdan sıfır gününde eti getiriyor diyor ki sadece iki tane. Hmm. Zincir Market bunu satabilir. Satabilir. Öyle bir e, ihale şartı belirlemiş. Diyor ki 81 ilde bilmem kaç tane e, şubesi olmak zorunda. Yani normal manav ya da normal e, bir kasap bu eti satamıyor. Satamıyor. E, normal kasap satamayınca rekabet şansı kalmıyor. Tabii. %18 sen buna vergi yüklemişsin diyelim. E, dışarıdan gelenden vergi almıyorsun. E, o nasıl rekabet edecek? Adam mecburen kapatıyor. Yani bu 78 bin bakkalın kapatması, kasapların kapatması, esnafın Kepen kapatması e, Türkiye ekonomisinin de e, aslında temellerinin dinamiklendiği anlamına geliyor diyebiliriz. Evet. Devam, çok teşekkürler. Ben teşekkür e, hafta ortasının evet. gündemi böyle yansıdı. Bugün seçim bildirgelerinin yeni ayrıntılarını bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Ağzınız sağ sağlık. Teşekkür ederiz. <laughs> Ekonomi dedik. Ekonomide lirayı konuşuyoruz. Çerifoğuz Sabah gazetesinde lira gücünü kimden alıyor e, köşesinden bir bölümü okuyalım. Daha geniş almıştım ama ben son bölümü okuyayım sizler için buradan. Türkiye diyor ihracatın kilogram değerinde belli bir düzeyi yakalama gayretinde. Ben bunu gerekli bulmakla birlikte diyor yeterli bulmuyorum. Zira diyor halen bir buçuk dolar düzeyindeki kilogram içindeki dövize bağımlılığımız ne durumdadır? Bugün yerli ve milli duruş sergileyenlerimize şükran borçluyuz. Lirayı korumak için 15 Temmuz'da bir haftada 9 milyar dolar bozdurup TL'yi koruyan da bizleriz ancak diyor lirayı koruma refleksini kurumsallaştırmadıkça benzer saldırılardan sonra hasar tespitini gördükçe daha çok üzüleceğiz diye ekliyor. Netice diyor, lira gücünü bizden alır. Bizim ürettiğimiz, güçlendirdiğimiz ekonomiden ve ona itibarımızdan diyor. Eğer biz bu gücü ona aktarmaz ve dövizle flörtü sürdürürsek bunu bizim için başkaları yapmayacaktır diye de ekliyor Şeref Oğuz bugünkü köşesinde önemli bir mesajı paylaşıyor. Öyle göstermelik dönemsel algılarla değil yani köprü ve otoyol açıyorsanız onu dolara sabitlemeyeceksiniz Sayın Erdoğan, Sayın Yıldırım. Hani dolar molar bozdurun diyorsunuz ama Öyle köprü açıyoruz, otoyol yapıyoruz. Onların hepsini dolara endekslediniz. Bir satış yapsanız, bir ekonomik işlem gerçekleştirseniz hepsini dolar üzerinden endeksleyerek yapıyorsunuz. E i̇şte bu e, bu hale bu şekilde geliyor. Sadece vatandaşa dolar bozdurun demekle olmuyor. Güngör Uras da e, konut stokuna ilişkin e, önemli e, bilgiler paylaşmış. Bir ona da bakalım. Konuk stoku nasıl oluştu diyor. Kaynak ve harcamalar ülkenin büyümesi, üretimin, gelirin, istihdamın, ihracatın artması için her yıl imalat sanayine yatırım yapmak zorundayız. Bir daha okuyayım mı cümleyi? Ülkenin büyümesi, üretimin, gelirin, istihdamın, ihracatın artması için her yıl İmalat sanayine yatırım yapmak zorundayız. Yatırımın kaynağı milli gelirdir diyor. Eskilerde devlet planlama teşkilatı şimdilerde Kalkınma Bakanlığı milli gelirin ne kadarının tüketileceğini ne kadarının yatırıma gideceğini kalkınmak için imalat sanayinde ne kadar yatırım yapılacağını her yıl belirler diyor. Devam etmiş işte milli gelir tüketim harcaması cari açığın neden oluştuğunu ilişkin bilgiler dış kaynağın iç kaynak Arasındaki o sarmalı özetlemiş gayri safi yurt içi hasılalara ilişkin de bilgi verdikten sonra sonuç bölümüne doğru diyor ki imalat sanayi yatırımı artacak gidiyor istihdam gelir ihraca atarsın. 2007 yılında toplam yatırımların 41.4'ü imalat sanayi yatırımlarına %21.1 yani yarısı diyor konut yatırımlarına gidiyordu. 2017 yılında ise imalat sanayi yatırımlarının toplam yatırımlardan aldığı paysa ise %16.9'a gerilerken konut yatırımlarının payı %32.9'a yükseldi. Görülüyor ki biz imalat sanayine yatırım yapmaktan vazgeçtik diyor. Özel sektörün yatırım kaynaklarının büyük bölümünü konut yatırımına harcadık diye ekliyor. Sonuç diyor üretime dönük büyüme yavaşladı. Büyük ölçüde konut stoku birikti. Netice diyor, önümüzdeki dönemde özel sektör kaynaklarının konut yatırımına gitmesini engellemek, imalat sanayi yatırımlarını arttırmak zorundayız. E bundan bahseden Cumhurbaşkanı adayımız yok hiç. Neden böyle? Üretim demiyor, imalat sanayini destekleyeceğim demiyor. E bakın %41.4'ü imalat sanayisi, %21.1'i konut diyor konut stokları elde kaldı deniyor. Yani konut planlamasıyla biliyorsunuz hafta sonu konuştuk. Büyüteç'te bir küresel soygun yaşattı AKP iktidarı. O sistemin, o musluğun duracağına ilişkin hiçbir izlenim vermiyorlar. Bu açıdan da eleştirilerimizi sürdürüyoruz. Yanıtlarınız gelirse de onları aktarmayı sürdüreceğiz elbette. Rıza Zelyut'ta Aydınlık Gazetesi'nde bir konuşması 7 milyar dolara mal oldu. Yani sadece Güngör Uras'ın dediği gibi e, imalat sanayini etkileyen, e, imalat sanayine yönelik e, gelişmeleri etkileyen bir yapı değil. Hani Ağzınızdan çıkan da o imalat yani mevcut imalat sektörünü bakın nasıl etkiliyor. Maliye ve ekonomi işlerinden sorumlu Mehmet Şimşek diyor ki faizin bir puan artması reel sektöre 10 milyar liraya mal oluyor. AKP lideri Erdoğan uzmanları öteleyip ekonomiye kendisini yön vermeye kalkışıyor ya Londra'ya gitti orada bir konuştu ortalık karıştı hazine mecbur kaldı faizi 3 puan yükseltti. Bunun anlamı ne? Mehmet Çimşek'in anlatımıyla ekonomimize tam 30 milyar liralık bir yük yani 7 milyar dolarlık bir fatura. Fabrika değil, yol, köprü, lüks konut yapmanın Türkiye'ye getirdiği bir uçurumun başındayız. Yine de eğer Erdoğan sussaydı bu 7 milyar dolar faizcilere gitmeyecekti. Dolar böyle yükselmeyecekti ve bizim maliye bürokratlarımız yabancı para babalarına bu kadar yalvarmayacaklardı. Peki bu iflasa götüren ekonomi modeli konusunda kim kandırdı Erdoğan'ı diye de haklı olarak soruyor sorguluyor Rıza Zelyut bugünkü yazısında. Sizler için seçtiğimiz köşe yazılarından ekonomi eksenli bir diğer yazıya bakalım çünkü seçim bildirgeleri açıklandı seçim vadetleri açıklandı mesela e, Muharrem İnce diyor ki Çin'i diyor kimsenin diyor taktığı yok diyor benim diyor hiç politikalarımda böyle bir şey yok diyor ben batıcıyım Akşener'e bakıyorsunuz hiç e, Asya Avrupa yani bu denklemde bir ekonomik vizyon bir stratejik vizyon bir konjonktürel vizyon sergilemekten çok öte e, Erdoğan e, işte biraz e, bu seçim atmosferinde Asya'dan e, Avrupa'dan her ikisinden böyle e, bir toplar damar yakalama niyetinde o çalışmaları sürdürüyor Ama bakın Rusya ve Çin eksenli Asya mekanizması neden önemli Duncay Molla veoğlu yeni çağda barış ve Kalkınma Treni kaçarken başlıklı yazısında son bölümde şunları eklemiş. Küresel strateji için dünya nereye gidiyor sorusunun yanıtı için emekli general Nejat Estin'in 21. yüzyılda Jeostrateji Küresel Güç Mücadelesi kitabını okumanızı öneriyorum diyor. Özellikle bu ülkeyi yönetmeye talip olan iktidar ve muhalefettekiler için yapıyorum bu önerimi diye ekliyor. Çin'i, Rusya'yı, ABD'yi anlamak için Esten okuyunuz. Haluk Pekşen'in Türkiye'yi ekonomik refaha taşıyacak, bölgeye kalıcı barış ve kalkınma sağlayacak projesi ise siyaset üstü bir proje ve memleket meselesidir diye ekliyor. Geçen gün Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Çin ve Asya pazarlarıyla olan ilişkilerini geliştireceğini, Çin'in kuşak ve yol projesine Türkiye'nin de dahil olacağını söyledi Keşke diyor başarabilseler. Ancak böyle bir olasılık AKP için mümkün görünmüyor. Bir gün Avrasyacı, öteki gün Atlantikçi, bir sözü diğerini tutmayan, komşularına ve dünyaya güven vermeyen bir yönetim var. Memleketi vertigo yaptılar diye yakın zamanda yazdım. Türkiye'nin kendine güvenen, söylediği sözün arkasında duran, duru ve akılla bölgeyi ve dünyayı okuyabilen, ulusal çıkarlarımızı ödünsüz savunan ve ülkenin çıkarını kendi şahsi menfaatlerinin üzerinde gören siyasi kadrolara ihtiyacı var. Türkiye'nin akla, bilgiye, iletişime ihtiyacı var. Aksi halde doğudan yola çıkan refah ve kalkınma treni Türkiye'ye uğramadan batıyla bulaşacak diyor. Yani sizin ideal aldınız, hedeflediğiniz batı diyor ki ben diyor Avrupa Birliği'nden çıktım diyor. İngiltere biliyorsunuz bir Brexit yaptı. Ne yaptı çıktı da? Dört elle Çin'e sarıldı. Ekonomik, siyasi, strateji işbirliği yapıyor. Almanya yıllardır hem bölgede Rusya, Çin eksenli, Hindistan eksenli önemli ee, özellikle ekonomik e, gelişmeler çerçevesinde stratejiler çiziyor. Fransa, İran'la ambargolar bir kalktı dört elle sarıldı. Şimdi Amerika, İran'a tavır okuyunca dikkat edin bütün Avrupa e, Amerika'ya aslan kesildiler. Neden? Babalarının hayrı için mahir ekonomik menfaati var bölgede. E, aman diyor Türkiye bu işi yakalamadan, aman diyor bunlar birbiriyle ilişki iletişime geçmeden biz diyor oralarda yerimizi alalım. Ha, buralarda da e, işte Avrupa Birliği olmaz Avrasya Birliği'ni kurarız. Oraya da sonradan Türkiye'ye girmek isterse ona da şimdi davrandığımız gibi davranırız. Hani Avrupa Birliği nasıl ikinci, üçüncü, beşinci statüde davranıyor ya amaç o. Onlar bizden önce gelecekler, Asya'ya yerleşecekler, iş kuracaklar, adını Avrasya derler bilmem ne derler onu bilmem. Ama bizden önce bu hamleleri gerçekleştirip tıpkı Molla Veysolu'nun e, ifade ettiği gibi doğudan yola çıkan refah ve kalkınma treni Türkiye'den e, uğramasın ve direkt batıya gelsin diye bir mücadele. E Bizim Cumhurbaşkanı adayları da buna ayak uyduruyor. Diyor ki ben batıcıyım diyor. E, nasıl olacak bu iş? E, hiç böyle bir strateji, hiçbir perspektif göstermeyen maalesef bir adaylar silsilesiyle bu seçime gidiyoruz. Hani derler ya Allah sonumuzu hayır etsin ama elbette bu millet bunun hesabını sorar bunu da ifade edelim. Şimdi AKP için anketlerin iyi olmadığını söyledik. Doğal olarak ilk kez e, bu kadar net bir şekilde AKP iktidarının sarsıldığını ekonomik olarak, güven olarak, jeostratejik olarak, bölgesel anlamda hani bölge ülkeleri de rahatsız Çin, Rusya. Ya Güvenemiyor yani bir eli Atlantik'te bir eli bu tarafta bir güven vermiyor. Hala işte katil esetler bilmem ne der yani buralar e, uluslararası diplomatik dilde farklı algılanır, farklı okunur ve bir tablo oturur. Dolayısıyla içeride ve dışarıda bir ciddi güven sorunu ve e, kararsız e, kitlenin oluşmasına neden oldu ama muhalefetin de o kararsızlara ulaşamadığının sanıyorum e, önemli yazısını Muharrem Sarıkaya HT gazetede, Habertürk gazetede başkanların ön seçimi ee, başlıklı yazısında seçimin havası yok diye vurguluyor. Bakın bu önemli. Bu seçimde dikkat çeken bir diğer durumsa sahalara henüz seçimin havasının inmemiş olması. Lice'de tarlasında çalışan Remzi Çelik için de seçimin havası ne kadar yoksa Aydın'da patoz atan Gürsen Metin veya Antalya'da sırasında kavun yetiştiren Ümmühan Tatoğlu için de o kadar yok diyor. Sahada bir iki partinin seçim otobüsünün dolaşması bir de eğer gelirse Cumhurbaşkanı adayları veya parti liderlerinin mitinglerinde ortam hareketleniyor. Sonra yeniden sakin havasına dönüyor. Sosyal medya alanlarında çok fazla çok daha fazlasını bulan seçmen uzun süredir miting alanını da cadde propagandasını da terk etmiş bulunuyor. Özetle bu seçim sadece yeni sistem değil, yeni propaganda modelini de beraberinde getirdi diyor. Ama benim bu yazıdan anladığım şu muhalefetin vaatleri de vatandaşın umurunda değil çünkü bir seçenek olarak görmüyor. Benim anladığım bu. Dolayısıyla diyorum ki mevcut da çok ciddi bir kararsız yükü var. Bunu HDP, PKK ya da o bakış açısının kurbanı etmeyin. Ya da ekonomik Avrupa Birliği, Amerikancılığın bu kadar karşı çıktığı bir Türkiye'de bunu şansa çevirin. AKP gibi davranmayın ve kendi elinizle muhalefet olarak ona yeniden bir seçim armağan etmek istemiyorsanız böyle davranmayın. Bakın havası yok. Söylediklerinizden ikna olmayan Şırnak'tan, Aydın'dan, Antalya'dan örnekler var. Ve ben bunun olduğunu inanıyorum. Neden? Yani a olmuş a olmamış seçim. Aman canım diyor o gidecek o gelecek diyor. Aynen de öyle oluyor. İşte 2003 yılındaki AKP'nin kamu yönetimi anlayışına ilişkin yasaları Getirmek istediği çerçeve ve 2018'de işte CHP seçim bildirgesi İyi Parti'ninkini de bugün göreceğiz 3 aşağı 5 yukarı aynı e Saadet'inkini de zaten biliyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı hemen aynı çerçevede çıkacak dolayısıyla bütün bunlara işte vatandaş ekseninde ikna etmek durumundasınız çok net çözümlerle, çok net kararlılıkla bu işler olur. Yoksa kaybeden taraf olursunuz. Seçim gecesi de oturur hep birlikte ağlarsınız. Buralarda bize yazarsınız. Kesin hile yaptılar. Kesin kesin bir oyu çaldılar. Öyle öyle kendimizi kandırırız. Başka da bir şey olmaz. E, tuttuğunuz parti artık takım gibi tutuyoruz. Onu anladım çünkü gelen eleştirilerden e, ya da küfürlerden benzeri yaklaşımlardan. Onu çözdüm artık. Hiç değilse şunu yapın. Kurduğunuz e, ya da e, gönül verdiğiniz adaya destek verdiğiniz partinin kapılarını çalmayı ihmal etmeyin ise i̇şte adam gibi çözüm üretsinler şu ülkeye. Milli eğitim bakın e, Abbas Güçlü yazmış. Eylül'e ne yapacaksınız? Ey e, okul çağında olan ailelerin büyükleri anne babalar sizlere ne yapacaksınız Eylül'de? Hangi okula vereceksiniz? İkametki adresi aramaya başladınız mı? Şimdiden. E, ne kadar para ödeyeceğinizi biliyor musunuz bir dahaki yıl eğitim? Çünkü buna ilişkin ne mevcut e, iktidardan ne de mevcut iktidarın adaylarından ses çıkmıyor. Haberiniz yok, ne olacağını bilmiyoruz işte. İşte bunu anlatıyoruz. Bakın e, Türkiye'nin dört bir tarafından bu seçimin havası yoktur diye de özellikle e, sesleniyor Yurttaş. E, güzel bir noktaya temas etmiş e, Muharrem Sarıkaya da Habertürk'teki e, yazısında. Hızlıca <laughs> yerel haberlerin Yoğunlukta olduğu gazete gündemine bakalım. Amasya'ya gidiyoruz ilk. Yorum Gazetesi'ne bakacağız. Amasya'nın Sesi Yorum. Ramazan'ın simitçi çocukları demiş. Okul harçlıklarını Ramazan simidi satarak kazanıyorlar. Bu çocuğun hesabını kim verecek? Cumhurbaşkanı adayları. Bu çocuk simit satacak mı? Bana bunun yanıtını verin. Bu çocuk simit satmaya devam edecek mi? Ama Ramazan'da, ama tatilde, ama bayramda, ama hafta sonunda her neyse. Bana bununla ilgili hiç kimse bir veri vermiyor. Yani mevcut iktidar vermiyor, mecliste e, grubu bulunan siyasi partilerin e, temsilcileri yer vermiyor. Hakkını yemeyeyim, Vatan Partisi de Doğu Perinçek ben bu işi temizlerim diyor. Karar size aittir. Çok net bir şekilde de bunu söylüyor. Eğitimde söylüyor, sağlıkta söylüyor, adalette söylüyor. E, kıymet verirseniz vermezsiniz. Göreceğiz hep birlikte. Ama ben bu çocuğun simit satmasını istemiyorum. Borcumuzlar bu çocuğa çünkü. Manisa'ya 40 Ağaç Gazetesi'ne bakıyoruz. 40 Ağaç'ta dolu ve yağmurdan zarar gören tarımsal alanlar incelendi. Tarıma ilişkin Cumhurbaşkanı adayları bu sorunları nasıl çözeceksiniz? Ben bilmiyorum. Ha hakkını yemeyelim. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğan Perinçek, "Ben bu işi temizleyeceğim." diyor. Seçim bildirgesinde açık açık yazmış devam edelim. Mersin'e gidiyoruz. İmece gazetesine bakıyoruz. Ulaşım çilesi. Mersin şehir dışı hastanesine tepkiler dinmiyor diye İmece özel başlıklı bir yazı haber kaleme almış. İşte şehir hastaneleri tablosunu da bize yansıtıyor. Adıyaman Güneş Güne bakış gazetesine bakalım. Adıyaman ihracatta geriledi. İhracatta 48. sıradayız diyor. Ben Asya'yla, Çin'le güven veren stratejik işbirliği yapacağım paylaşarak büyüyeceğim. Kazan kazan gibi batı modelleri değil paylaşarak kazanmayı esas alan bir modelle ülkeye çok ciddi bir şekilde e, döviz girdisi sağlayacağım. Ticaretine, ihracatına katkı sağlayacağım diyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Pencik her yerde bulamadığınız için biz de tek tek burada bunların e, bu mesajlarını aktarmaya gayret gösteriyoruz. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Yayında bu yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyoruz. Ali Şirvan Atçay ile birlikte hazırladık. Yarın 7.30'da buluşuncaya dek hoşçakalın. Memleketi mercisiz Ferit Paşa hükümeti inadında devam ediyordu. Bakmamak için malum olduğu üzere düşünceye kadar devam etti. Memleketi günlerce mercisiz bırakmak elbette pek büyük sakıncaları doğururdu. Bu sebepten dolayı evvela fikir sormak üzere ve mütakiben bazı itirazlara bakmaksızın emir tarzında tebliğ ettiğimiz kararları Eylül'ün 13-14 gecesi şu suretle tespit etmiş ve yazmıştım. Kongrece alınması tasavvur edilen tedbirleri ihtiva eden suret aşağıda arz olur. Bu konudaki yüksek görüş ve fikirleri alındıktan sonra genel kurulca görüşülerek tatbik mevkiine konulacaktır. 15 Eylül 1919 öğlesine kadar bildirilmesini bekliyoruz efendim. Milli emelleri hainane bir surette çarpıtarak ve yorumlayarak milli teşebbüs ve hareketlerimizi gayri meşru olmak üzere ilan eden ve saltanat ve hilafet makamına karşı ebedi sadakatini bütün meşru ve kanuni vasıtalarla teyide giriştiğimiz halde padişahla millet arasında engelleyici bir set teşkil eden ve ahaliyi yek diğeri aleyhine silahlandıran ve katliama sevk ve tahrik eyleyen merkezi hükümetle münasebetleri kesmek mecburiyetinde kalan umumi kongre heyeti, aşağıdaki kararları zat-ı alilerine tebliğ vazife sayar. 1. Padişah hazretlerinin namına olarak yürürlükteki kanunlar dairesinde devlet işleri ve muameleleri eskisi gibi yürütülmeye devam olunacaktır cins ve mezhep ayırmaksızın ahalinin can, mal ve ırzı ve her türlü hakları teminat altında bulundurulacaktır. 2. Hükümet memurlarının kendilerine verilmiş vazifelerini milletin meşru emellerine uygun olarak icra etmeleri tabiidir. Bununla beraber vazife yapmaktan kaçınanların mazeretleri istifa makamında kabul olunarak yerlerine münasipleri vekil tayin olunacaktır. 3. Vazife esnasında milli emeller ve cereyan hilafında hareketleri görülecek ve tahakkuk edeceklerin, din ve milletin selameti namına şiddetli bir surette cezalandırılmaları katidir. 4. İstifa etmiş memurlardan ve ahaliden her kim olursa olsun, milli kararlara muhalif fesatça hareket ve telkinlerde bulunanlar dahi şiddetle cezalandırılacaklardır. 5. Memleket ve milletin selamet ve saadeti, Adalet ve hakkaniyet, memleket dahilinde emniyet ve asayişin teminiyle mümkündür. Bu konuda icap eden her türlü tedbirlerin alınması, kolordu kumandanlarıyla vali ve bağımsız mutasarrıflıklardan beklenmektedir. 6. Milletin maruzatının, zat-ı şahaniye arzına ve bildirilmesine muvaffak olunup da, milletin emniyet ve itimadına sahip meşru bir hükümetin teşekkülüne kadar haberleşme merci, Sivas'ta Umumi Kongre Heyeti temsiliyesi olacaktır. 7. İş bu kararlar bütün milli teşkilat merkezlerine verilecek ve ilan olunacaktır. Mustafa Kemal